İyi akşamlar, iyi bayramlar. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına hoş geldiniz. Çok özel bir isimle birlikteyiz. Anlattıklarıyla ezber bozdu. Ezberlerimizi çöpe atmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hala tartışılıyor, konuşuluyor. Kırmızı et, tereyağı, şeker, ekmek gibi yiyeceklerle ilgili farklı yorumları yıllardır dost meclislerinin gündeminde. Hatta gelirken ben Sayın Canan Karatay'la yayın yapacağımı uçakta saat 8.30 uçağıyla Bodrum'a geldiğimde Sayın Karatay'ın kitabını okuyordum. En son kitabını okuyordum. Yayında da onu konuşacağız. Yayın yapacağımı öğrenince çok fazla bir ilgiyle karşılaştım. Biraz hocamızdan bahsettik, kulaklarını çınlattık. Evet, bir yandan insanların beslenme alışkanlıkları konusunda bilinçlenmesine ciddi katkıları oldu diye takdir edilen bir isim Sayın Canan Karatay. Bir yandan da açıklamaları bazı çevreler tarafından bilimsel bulunmadığı için de eleştiriliyor. Özellikle sağlık sektörünün bir kısmı tarafından eleştiri oklarının hedefinde Sayın Canan Karatay. Çok özel bir isim dedik. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay konuğum. Sayın Karatay, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar ve herkese iyi bayramlar. Çok teşekkürler. Sağlıklı, mutlu, aileleriyle beraber iyi bir bayram diliyorum. Evet, sizin anlatacaklarınızı merakla bekliyorum. Dersine çalıştım. Birçok not aldım. Gelirken yakın aile çevremden de, kuzenlerimden de sorular aldım. Onların hepsini soracağım ama özel bir mekandan sizlere sesleniyoruz. Xanadu Island Otel'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yayın imkanını, mekan imkanını bize sağladıkları için çok teşekkürler onlara. Hemen hızlıca başlayalım. Konuşacağımız hocayla çok başlık var çünkü. Evet, Profesör Doktor Canan Karatay ile konuşacağız. Konuşacağımız birçok başlık var ama birçok kitabı var. Zaten görüyorsunuz ama şu en son kitabı Gerçek Tıbbın 10 Şifresi kitabı bu akşam aslında bu yayınında ana konusu olacak. Buradan çok alıntı var. Buradan çalıştım ve buradaki birçok başlığı biz konuşacağız ama yayın sırasında bizi merakla dinleyeceğinizi biliyorum. Fakat daha sonra merak ettikleriniz olursa daha detaylı bilgiler almak isterseniz Gerçek Tıbbın 10 Şifresi kitabını Sayın Karatay'ın kitabını alıp okuyabilirsiniz. Ama şöyle başlayalım Sayın Karatay. Şimdi çok tartışıldınız, çok konuşuldunuz ama özellikle son günlerde yeniden gündemdesiniz ve 15 gün meslekten men edilme meselesiyle başlayalım. Yaklaşık 3 yıl önceydi zannediyorum, hafızam bizi yanıltmıyorsa, beni yanıltmıyorsa, gebelikte şeker yüklemesi testi bebeğe zarar veriyor demiştiniz. Sonra nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldınız? 15 günlük men cezası ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi teşekkür ediyorum. 2015'in den de önce bunu söylüyorduk. Sonra Evet. Jinekoloji, Türk Jinekoloji Derneği savcılığa müracaat ediyor. Bizim İstanbul Çağlayan suç duyurusunda bulunuyor. Ve şey olsun diye. Fakat savcılık da, hakim de takipsizlik kararı veriyor. Yani bir ifadeyle, fikir ifadesiyle, bir konuşmanın yayılmasıyla suç olmaz, böyle bir şey olmaz diye takipsizlik kararı veriyor. Peki. Ama bu sefer bizim meslektaşlarımız, jinekolog olan meslektaşlarımız ve de İstanbul Tabip Odası, ben de üyesiyim tabii ki. 51 yıllık üyesisiniz bildiğim Tabii kadarıyla. ki, yani mezun olur olmaz üye oluyorsunuz hekimlik yapabilmek için. Ben 67 mezunuyum, 51 yıl oluyor yani. Şey olarak onlar bu sefer bir vay hukuk kanun ceza vermedi biz verelim diye bir kara yani öyle bir ceza çıkıyor ama o cezayı tabii biz her zaman itiraz ediyoruz. 3 sene oldu. Bir hukuki hukuk süreç devam süreci ediyor. devam ediyor. Daha Evet. kesin bir şey yok. Aha. Ama Didem şey çok enteresan. Her sene adli tatile girdikten sonra ki adli tatil başlar ya işte Evet. Temmuz'un ikinci, üçüncü haftasında o zaman hemen bu karar kesinmiş gibi bir algı yaratmak için bütün haber kanallarına
medyaya servis yapılıyor. Bu yeni bir karar değil diyorsunuz. Değil. Bu şimdi Şubat'ta alınmıştı. Çünkü her mahkeme bir üst mahkemesi var. İtiraz hakkımız var, itiraz hakkımız var, itiraz hakkımız ve var. Ve siz şu anda Anayasa Mahkemesi'ne başvurdunuz. Anayasa Mahkemesi'ne biz başvurduk 28 Şubat'ta. Hmm. Bu senenin 28 Şubat'ında. En son kademelerden biri. Yani siz birileri tarafından bu meselenin daha netlik kazanmamış olmasına rağmen özellikle gündeme getirildiğini söylüyorsunuz. Evet, bazı evet, çevreler tarafından. Evet. Kim evet. Onlar peki hocam? İşte onlar tabip odaları. Onlar tabip odaları. Ve de mesela bu karar, şimdi bu son gündeme getirilen karar 15 gün men edildi diye. Hı hı. 2015'ten beri aynı kararı söylüyorlar. Yani uygulanmış olsaydı 3 senedir aynı karar konuşuluyor kardeşim. Daha henüz hayata geçmemiş bir karardan geçmemiş daha bir şey. Devam ediyor hukuk süreci. Hukuk süreci devam ediyorken bunun servis edilmesi sizce manidar değil mi? Ve de Temmuz ayının 3. haftası her sene. Her sene tekrar ediyor diyorsunuz. Evet, peki aynı şey tekrar. Anayasa Mahkemesi hocam olumsuz karar verirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne... Tabii ki hakkımız, sürecimiz açık. Ha, devam edecek yolumuz misiniz? Yolumuz açık. Ahime gidecek misiniz? Olursa tabii ki gideceğiz. Hı-hı. Sonuna kadar hukuk şeyimizi kullanacağız. Çünkü ortada konuşuyor diye. Bakın Avrupa Biyotıp Sözleşmesi var. Biyotıp. Ve bu biyotip sözleşmesine Türkiye biz de buna şey atmışız, imza atmışız. Evet. Sağlık hakkında her türlü gelişmeyi halkın işitme ve duyma hakkı var. Onu yapıyoruz. Yeni hı hı. Ben yeni fikirleri söylüyorum. Aynı fikirde olmayabiliriz. Hı hı. Ama konuşuyor diye susturmak için suç duyurusunda bulunmak anayasaya aykırı. Anayasanın 24. maddesine aykırı. Siz yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Daha önce de söylemiştiniz. Yani tabii ki konuşacağım, kendi görüşlerimi söyleyeceğim tabii diyorsunuz. Ki, tabii ki. Fikir hürriyeti üzerinden bir değerlendirmede bulunuyorsunuz ama bunu aslında belgelerle de işte bazı araştırmalarla da ortaya koyması gerekiyor Sayın Canan Karatay'ın görüşüne ne diyorsunuz? Ya bu mesele bir fikir hürriyeti üzerinden değerlendirilemez diyor çünkü bazı kesimler. Hayır ama onu şey yapmıyorlar ki, fazla konuşmasın diye susturmaya çalışıyorlar. Öyle mi? Tabii ki. Şimdi bakın. Kim Canan Karatay'ı susturmak istiyor peki? İşte onu bilmiyorum, kesimler malum. Ama bir kere size şunu söyleyeyim. Şekerin bir zehir olduğunu biliyoruz. Şeker en tatlı zehirdir. Ve yapılan araştırmalar işte var. Yani o araştırmaları görmek istemiyorlar. O araştırmaları kabul etmek istemiyorlar. Hocam onlara geçeceğim ama yani hala fikrinizin arkasında mısınız onu soracağım ama bazı çevreler tarafından dediniz. Şimdi o çevreleri söylemek istemediğinizin farkındayım. Hayır, işte Tabipler Birliği. Hı-hı. O çevre dediğimiz Tabipler Birliği. Jinekoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği zaten onlar beni şikayet ediyorlar. Onlar bana ceza veriyorlar. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Burası da komik. Şikayet edenler Jinekoloji Derneği. Evet. Suçlayanlar. Araştıranlar, soruşturanlar Jinekoloji Derneği. Aynı kişiler. Hı hı. Ceza verenler Jinekoloji Derneği, Tabipler Birliği. Algı operasyonu yaratanlar Jinekoloji Derneği. Ve de Tabipler Birliği. Ne demek bu? Ne demek? Bağımsız olabilirler mi? Ama çok önemli bir iddia bu. Yani sonuçta bağımsız olmadıklarını söylemek. Öyle zaten. Yani taraftar değiller mi? Taraftarlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde kimseye mecbur kılınmıyor ki, yapılmıyor ki. Bakın İngiltere'de daha yeni doğdu. Kraliçenin torunlarının çocukları oldu. Kraliçe, prenslere, prenseslere. Acaba yapıldı mı? Yapılmadı mı? Tabii ki yapılmadı. İsveç'te de yapılmaz. Böyle bir şey yok. Çünkü bunun başka yöntemleri var. Şimdi şöyle, o yöntemlere geleceğim efendim ama. Şimdi, siz hayır, belli şey çevreler tarafından işte onları arkasında bazı güçlerin olduğundan bahsediyorsunuz. Açık konuşalım o zaman. O güçler kim? Ve siz bir tehdit alıyor musunuz? Hayır, hiçbir tehdit almıyorum. Ama hekimler huzursuz oldu diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar uygulamışlar. Şöyle bir şey var. Thomas Kuhn diye, hı-hı, çok önemli bir felsefenin gelişmesi diye bir galiba, şimdi tam aklımda değil. O diyor ki yeni gelişmiş fikirlerin gelişmesi hakkında çok güzel bir kitabı var. Yeni gelişmiş fikirleri, yeni fikirleri tartışmak mecburiyetindeyiz. Ama diyor yeni fikirleri yerleşik düzende olan şeyler, hı hı, kabul edemezler zaten diyor.
Yeni fikirleri kabul edenler, daha doğrusu yeni olması şart değil, değişik fikirleri kabul edenler, yani şey olarak gençlerdir, çocuklardır. Peki siz hala bu iddianızın arkasında mısınız? İddia değil, bu gerçek kardeşim. Ne iddiası? Çünkü şeker yüklemesinde, gayet basit söyleyeceğim. Tamam. Hamile olun olmayın düşüp bayılıyorsunuz. Büyük bir kısmı. Hamile bir kişinin bayılması doğru mu? Düz battık. Bir sürü zararı olduğu biliniyor, o ayrı. Hocam bende de gebelik şekeri çıktı. Yükleme yapıldı ama üzerinden epey geçtiği için çok net hatırlamıyorum. Fakat bildiğim kadarıyla iki türlü şeker, biri şeker taraması, diğeri şeker yüklemesi. Siz hangisinden bahsediyorsunuz? Hiçbirinden bahsetmiyorum. İkisi de, ya bahsediyorum. Birincisi izninizle 50 gramlıkla şeker taraması yapıldığı belirtiliyor. Bir saat sonra da ölçüm yapılıyor. Eğer 50 gramlık şeker taramasında hafif bir sıkıntı varsa gebe hastaneye yatırılıyor. Açlık tokluk şekerleri takip ediliyor. Sonra da 100 gramlık şeker yüklemesi testi yapılıyor. Gerek yok. Böyle değil mi efendim? Gerek sistem yok. Bu değil mi ama? Gerek yok. Gerek yok. Bu sistem tehlikeli bir sistem. Neye yol açıyor? Ama neye yol açıyor değil. Şeker ne oluyor yani? Başından beri tehlikeli. Eğer hamile kalmak istiyorsanız, planlı bir hamilelik varsa eğer, annenin ve babanın 6 ay önce kendilerine iyi bakmaları lazım. Bu bütün Dünya Sağlık Organizasyonu'nun programıdır kardeşim. Ben bunu söylüyorum. Hı hı, tamam. Veya bakın yapılan çalışmaları size göstereyim. Siz ikisine de karşısınız yani. Tamam. Tabii, özellikle 6 ay öncesinde bile şekeri tamamen bıraksın, hem anne hem baba ki, diyorsunuz. Tabii ki ben onu söylüyorum başından itibaren. Tamam. Yani 24 hafta beklemeye gerek yok. Bakın yapılan çalışmalar var. Diyor ki şeker Amerikalı Amerika'da yapılan, bu sene Şubat ayında yayınlandı. Stanford Üniversitesi'nden yayınlandı. Şunu gösterirseniz. Yayınlar var diyorsunuz. Tabii peki. Ki var, olmaz olur mu? Bütün dünya bu yayınlarla dolu. Diyor ki, siz bunları mahkemeye sundunuz mu? Bu belgeleri sundunuz mu mahkemeye? Mahkemeyle, bu mahkemeyle alakası yok mahkemeye. Biliyorum biliyorum. Hayır, belki izleyiciler merak eder. O yüzden sordum yani. Buyurun bu belgelerde tabii ki sundum. Annelerden gelen, 90 anneden gelen, beni tanımayan, annelerden gelen, çocuğunu kaybedenler var. Bayılanlar var, acile alınanlar var. Sizin dediğiniz gibi hastaneye yatıranlar var. Hamile bir insanın bunu yaşamasını kimse şey yapamaz. Bunları teker teker ben sundum, şehirlerimde sundum. Ne savunmadığımda. O araştırmada ne sundu? Bir dakika, bunu lafı bitirmedim. Bitirin, tamam, özür dilerim. Bu 90 tane annenin yaşadıklarını sundum. Yetmiyor mu? Ne dediler biliyor musunuz? İtiraz olarak. Bunlar zorla alınmış ifadelerdir denildi. Yani ben Sinop'taki bir hanımın veya Adıyaman'daki veya Kuşadası'ndaki bir hanımın ifadeleri, gebe hanımın ifadesini zorla almışım. Şimdi bu diyor ki, bu Şubat ayında yayınlandı. Çok önemli bir çalışma. Kardiyolog, çocuk kardiyologlarının yapmış oldukları bir çalışma. Diyor ki, şeker hastası olması şart değil. Hamileliklerin ilk başında şekeri yüksek olan annelerin çocukları kalbi delik olarak doğuyor. Şeker yüklemeye gerek yok. Şekeri yüksekse dahi tehlikeli, onu söylüyorum. Bu artık gösterildi. Bunlar yapan çocuk kardiyologları. Hiçbir şikayeti olmayan, evi ailesinde ve kendinde şeker hastalığı olmayan gebeler izleniyor. Hamileliklerin başında şeker yüksekse kan şekerleri %8'inde çocuklarında kalp deliği oluyor. Kalbi delik doğuyor. Bu tür tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Çok ciddi bir şey bu. Tabii ki ciddi bir şey. Yine de jinekologlar da özellikle bazıları hastaların şeker taraması yaptırmak istemediğini, dolayısıyla bu testi yaptırmamayı insan sağlığıyla oynamak olarak nitelendiriyorlar. Bu testi eğer yaptırmazsanız çok ciddi tehlikelerle de karşı karşıya kalabiliriz diyorlar. Çünkü bebeğin kör olması, iri bebek, suyun fazla olması gibi anomaliklerin tespit edilemeyeceğini söylüyorlar. Ne dersiniz? Niye suyun fazla olan? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Başından beri kontrol edilecek diyorum. Çok ciddi diyorum. 24 hafta beklemeyin diyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Anneyi babayı başından beri takip edin diyorum. O kitapta da, şu kitapta da onları anlattım zaten. Hangisi hocam? Bakın. Öyle 24 hafta beklediniz mi zaten? It's already too late.
Bir de üstüne şeker yüklüyorsunuz. Şekerin en tatlı zehir olduğunu, hatta kalp profesörü Asım Kerim var Londra'da. Hı hı. Ne diyor biliyor musunuz? Şeker şimdiki çağımızın tobakosudur diyor. Bir hamile anneye sigara için diyor muyuz? Sigara içme, zararlıdır diyoruz. Niye şeker yüklüyoruz? Peki hocam, 50 gram şeker ve 100 gram şeker işte baklava ya da pirinçte ne kadar bir tekabül ediyor gıdaya? Sıvı baktınız. Şeker veriyorsunuz Didem Hanım. Hı. Baklavayla falan alakası yok. Onu belirtelim de. Evet, sıvı. Şeker, doğru. Yoğun şeker. Yani normal hayatımızda içemeyeceğiniz yoğunlukta bir şekeri veriyorsunuz. Sıvı şeker veriyorsunuz. Hamileyi aç bırakıyorsunuz. Biliyorum. Susuz bırakıyorsunuz 8 saat. Biliyorum, içen biri olarak. Ondan sonra normal şartlarda içemeyeceğiniz yoğunluktaki bir sıvıyı içiriyorsunuz. Bu doğru mu? Bu fizyolojik mi? Ve sonunda ne diyorsunuz? Sonunda aman şeker yeme diyorsunuz. Aman şekerden uzak durun diyorsunuz. Endokrinolara gönderiliyor, dahiliyecilere gönderiliyor. Ben de diyorum ki başından tedbir alınacak. Kötü bir şey mi söylüyorum? Peki bu testin alternatifi nedir? Yani şeker yüklemeden başından beri kontrol mü edilecek? Nasıl anlaşılacak? Kardeşim, şeker yükleme son 10-20 yılda çıktı. Bundan önce yapılıyor muydu? Sizin annenize yapıldı mı? Bunu isteyen doktorların annelerine yapıldı mı? O doktorlar doğdu. Neden son 10-20 yılda çıktı? İşte onu bilmiyorum. Onu siz araştırmanız lazım. Gazetecilerin araştırması lazım. Son 10-20 yılda. Ama soruyorum işte, bir hekime soruyorum. Hekim ben, bana bir cevabınız olmalı. Ben onu bilmiyorum. Ben onu, yani o konuda ben araştırma yapmadım. Ama bakın, burada annelerin ve babaların çocuk olacak veya çocuk olduktan sonra ne yapacaklarını anlatıyorum. O zaman yok şeker yükleme. Şeker bir kere toksik. Hı hı. Yüksek şeker olduğu gibi bebeğe geçiyor. Şeyden, plasentada. Yüksek şeker bebeğe geçtiği zaman, işte 6 aylık, 24 haftalık bebek, 600 gram, 650 gram falan boyutunda ve bütün karaciğeri gelişmemiş, pankreası gelişmekte. Endotel dediğimiz bütün hücrelerimizin içini kaplayan hücreleri bozuyor, gelişmesini durduruyor. Bu gösterilmiştir. Bir hamilenin... Bu göster 50 gramda olsa, 100 gramda olsa, hı hı, siz yetişkinin ne dahi kusturacak bir şeyi, bayatacak bir şeyi o 650 grama veremezsiniz. Bir sonucu da, bir sürü çalışma var, ben bunlara hepsini bildirdim. Sonucu da unpredictable diyorlar. Güvenilir bir sonuç yok. Bugün ben size hamilesiniz yüklesem, bir sonuç alsam, bir hafta sonra yüklesem, aynı şeyi yapsam, aynı şartlarda değişik bir sonuç çıkıyor. Öyle mi? Kesin bir sonucu yok yani, yok, bu araştırmanın. Yok, tabii ki yok. Bu da kabul edilmiş. Amerikan raporlarında var. Hı-hı. Amerikan raporlarında var. Yani onun için Amerikan Kalp Derneği de 2016'da yayınladı. Çok önemli. O da var yanımda. 2016'da Amerikan Kalp Derneği dedi ki, ben de bir kardiyolog olarak konuşuyorum. Evet. 2 yaşına kadar çocuklara şeker vermeyeceksiniz. 2 yaşına kadar. Ne demek bu? 24 haftalık veriyorsunuz ama 2 yaşına kadar vermeyeceksiniz. Peki hocam, bir hamilenin hamilelik diyabeti olup olmadığı o zaman nasıl farkına varılacak ve bunun farkına varılmaması nasıl sonuçlar doğurur? Onu söylüyoruz. Yani bir kere hamilelerin o kadar basit bir kan açlık bir kan tetkikiyle bu yeterli. Yeterli bir net bir sonuç. Tabii ki kesin, en kesini. İnsülin hormonu bakılacak. İnsülin hormonunun yüksekliği bakılacak. Ürik asit bakılacak. Yani kandaki bazı verilerle, ki bunu kitaplarımda anlatıyorum, zaten yeterli. Ve sizin şeyiniz var denilecek. Dikkat edin denilecek. Bu kadar. 24 hafta bekleyip yüklemek çok tehlikeli. Ama bir kan tahliliyle... Tabii ki takip ederken... Anlaşılabilir diyorsunuz. Tabii ki. Anlaşılabiliyor zaten. Yeni bir şey değil. Size söylüyorum, 20-30 seneden beri bu ortaya çıktı. Ondan evvel yoktu. İş bir rivayet yeni çıktı. Bu o zaman, bu rivayet derken, bu bir test sonuçta. Yani şeker taraması yapılıyor. Bu belli bir endüstrinin dayatması olabilir mi? Yani, ben onu bilmiyorum. Ama hani, bu hani niçin? Yani sonuçta... Şey diyorlar, kılavuz diyorlar. Hı hı. Kılavuzlar bir kere işte kılavuz olarak onu kabul etmişler ama kılavuzlar bilimsel değil zaten. Hı hı. Kılavuzlar hekimleri korumak için yazılan şeylerdir Amerika'da. Kılavuzlar bilimsel değildir. Kılavuzlar yol gösterir, harita gibidir. Bilimsellikle alakası yoktur. Bilimsel olarak bir şeker metabolizmasının, hı hı, nasıl bozulduğunu hücresel düzeyde
gösteren çok güzel kan testleri var. Ben bunları anlatıyorum. Anladım. Bunları yapın diyorum. Şeker tabii ki çok tehlikeli. Hani işte kardiyologlar gösterdi. Şekerin yüksek olması dahi çocukta kalp deliğine sebep oluyor. Başka hangi rahatsızlıklara neden oluyor kalp deliği dışında? Bir, bağırsaklar gelişmiyor. İki, beyin gelişmiyor. Üç, göz gelişmiyor. Yemek borusu gelişmiyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Böyle, şimdi niye peki 3 yaşındaki 3 aylık çocuğa karaciğer nakli yapılıyor? Şimdiye kadar yapılıyor muydu? Çocuk doğuyor, bağırsağı gelişmemiş. Şimdiye kadar yapılıyor muydu? Çünkü o gelişmeyi inhibe ediyor şeker. Toksik şeker. Hücreleri yok ediyor. Onun için kesin %100 sonuç elde edilemeyen bir testi genel olarak herkese mecbursunuz bunu diye yaptırma hakkımız yok. Ben bunun yapılmamasını öneriyorum bütün kalbimle. Çünkü bizi şu anda eminim bazı hamile izleyiciler de izliyordur. Yaptırmasınlar. Yani bu ciddi bir sorumluluk. Bu sorumluluğu alıyorsunuz değil mi? Yani... Ya ciddi bir sorumluluk değil. Herkes bu gayet ciddi bir şey. Hı-hı. Ben bunu ben sizi anlıyorum. 51 yıllık bir hekim olarak söylüyorum kardeş. Evet. 51 yıllık bir hekim olarak söylüyorum ve devamlı da söyleyeceğim. Herkes aklını başına alsa. Bu tezlerini... Aşırı kilo alınmayacak. Hı-hı. Zaten aşırı kilo alınmayacak. Şeker yüklemesi yapılan annelerin çocukları 4 yaşında şeker hastası oluyor ve yetişkin şekeri oluyor. 3 yaşında yetişkin şekerinden kaybedilen hastalarımın çocukları var. Bunları dile getirmek istemiyorlar. Dolayısıyla duymak istemiyorlar. Onun için bütün bunun sonucunda 50 gram verdik, 100 gram verdik. Önemli değil. 3 baklavaya ait. Kalori meselesi değil burada. Sıvı şekerin aniden kan şekerini yükseltmesi tehlikeli. Plasentayı bozuyor. Plasenta ayrılıyor. Hı hı. Erken şeye mecbur kalıyorlar. Erken doğuma mecbur kalıyorlar. Peki dolayısıyla bir hukuki süreçle devam edecek sonuna kadar da bu yeni bir şey yani değil. Yani hukuki süreç yeni bir şey değil. Bu iş bu sene yapıldı. Eğer süreç devam ederse gelecek sene de aynı şeyi konuşuruz. 3 senedir. Diyorsunuz ki iktidarlarını sarstım. O yüzden benden hoşlanmıyorlar diyorsunuz öyle mi? Kimin iktidarını sarsınız? Hastalar sorguluyor. İşte hastalar mesela ben yaptırmam deyince huzursuz oluyorlar. Ve mesela onu demek istedim. Ama hocam izninizle size kızan bazı hekimler öneri yaptığınız konularda işte Canan Karatay'ın bilimsel çalışması yok. Dolayısıyla kendi uzmanlık alanınız siz bir kardiyologsunuz ve iç hastalıkları hekimisiniz. Çok az makalede ismi geçiyor. Dolayısıyla bunları söylemesi işte bilimsel değil eleştirileri var. Ne dersiniz bu eleştirileri yapanlara? Bunu senelerden beri söylüyorlar. Ben bütün kitaplarımda 10 binden fazla gerçek bilimsel çalışmayı refer ediyorum, veriyorum. Evet. Bir tek, iki tek çalışma yapmamış, ona sığınıyorlar, kusura bakmasınlar. Bir tek çalışma hiçbir şey ifade etmez. Burada bütün kitapları da hepsini toplarsak, ki savunmalarımda da en aşağı 100 tane bilimsel çalışma veriyorum onlara, göndermişim. Onu görmek istemiyorlar. Bir de şeyi söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu şey oldu ya, cezası kesinleşti diye. Evet. Avukat Bey mesaj yaptı. Her zaman aynı gazetede çıkıyor yalnız. İlk haber aynı gazetede çıkıyor. Gazetenin adını söylemiyorum. Ondan sonra bu haber sonra sitelerde de yayınlanınca bazı doktor arkadaşlar alkışlamışlar. Alkışlıyorlar. Bu haberi en sonunda oldu. Bu haberi alkışlarız. Onun 15 günde bir 15 günlük cezası şart değil. Tamamen doktorluktan men edilmesi diye söylüyor. Ne istiyoruz diyorlar. İşte buyurun. Nedir? Ben bunu söylemişim. Hamile bir hanıma siz şeker yükleyemezsiniz kardeşim. Bebeği, minik bebeğe siz yetişkin olarak yetişkin şekerini gönderemezsiniz. Hamile olmayanlar bile düşüp bayılıyor. Hamilelik zaten bütün hormonların değişik işlediği bir devre. Annenin ve bebeğin tamamen korunması lazım. Onun için... Korunmak için söylüyorum. En baştan şeker yemeyecekler. En baştan ama, kötü şeyler. Ama deme kardeşim. Hayır izninizle. Ama ben soru soracağım. Siz de yanıtlayacaksınız. Ama derken yani ben doğrulamak ya da şey yapmak adına yapmıyorum. Tabii, lütfen yanlış anlamayın. Tabii, yok rica ederim. Soru soruyorum. Sağlık Bakanı'nın açıklamasını hatırlatmak isterim. Eski Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanlığı değişti. Bu önemli midir? Yani, önemli tabii isim. Ki.
Şimdiki Sağlık Bakanı'nı bakalım göreceğiz. Bir konuştunuz mu kendisi, irtibata geçti mi? Yok, hayır, görüşmedim. Aha. Çünkü izninizle, yani o konu özellikle diyorlar ki bilimsel geçerliliği olmayıp yapılan açıklamaların bakanlığımız iddiaların tam aksine gebelikte şeker tarama testini özellikle tavsiye ediyoruz gibi bir açıklaması tavsiye oldu. Tavsiye ediyorlar. Evet. Çünkü şimdi bir kere tıp bir sanattır. Hipokrat da diyor ki, şurada yaşıyor Hipokrat, biliyorsunuz bizim hemen bu Bodrum karşısındaki İstanköy'de, milattan önce 5. yüzyılda. Tıp bir sanattır. Tıp öyle bir sanattır ki bütün sanatların en asilidir. Bu demektir ki her kişiye özel muamele edeceksiniz. Siz masa başında oturup herkese bu yapılacak diyemezsiniz. Hiç kilo almayan kişilere de yapılıyor, şeye de yapılıyor. Bu hekimlik değildir, ben bunu söylüyorum. Tıp bir sanattır. Ama bu tarama falan hepsi... Siz ama herkese yapılıyor derken herkese yapılmaması gerekir mi diyorsunuz, değil mi? Öyle söylüyorsunuz. Yapılmaması gerekir. Daha önceden tedbir alınması diyorum. Tamam, onu bakın, anladım. Onu ben size söyleyeyim. Daha önceden tedbir alın diyorum. Çok daha hassas bir konuya değiniyorum. Biliyorum, onu zaten birazdan konuşacağız. Özellikle bu Gerçek Tabın 10 şifresindeki söylediklerinizle hamileleri çok yakından ilgilendiren uyarılarda bulunuyorsunuz. Onları konuşacağız. Hayır, kitap yazmışım ben ayol. Evet, tabii biliyorum. Tabii kitap ki. Yazmışım. Aynen. Anne ve babalar için. Aynen. Çok çok önemli. Hı-hı. Bir sürü eksiklik gediklik varken şeker şey değil yani, normal şartlarda yiyemeyeceğiniz, içemeyeceğiniz bir sıvıyı hamileye veriyorsunuz kardeşim, aç bırakıp susuz bırak. Yani düz mantık var. Tamam. Düz mantık var. Peki hocam, anlaşıldı. Dolayısıyla bir süreç de daha bitmedi, onu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler ama siz biraz işte hekimlere konuştuk. Hipokrat'a da atıfta bulundunuz. Şimdi son dönemlerde özellikle Mayıs 2012 Nisan 2018 arasında geçen şiddet olayları var hekimlere yönelik. Doktorluk yaptınız Anadolu'nun dört bir yanında, yanlış bilmiyorsam eğer. Çok tecrübeli bir hekimsiniz yani. Nedir, ne düşünüyorsunuz hekimlere yönelik bu saldırılarla ilgili? Canan tabii Karatay'ın... son zamanda çok arttı. Evet. Çok çok üzülüyorum tabii ki. Yani hekimlik hakikaten kolay bir meslek değil. Eğitim kolay değil, şey kolay değil. Halkımız şu sırada, son zamanlarda halkımız da çok huzursuz. En ufak hıncını hekimlerden alıyor. Bu şey olarak. Onun için çok büyük koruma gerekiyor. Hatta hayatını kaybeden Gaziantep'te hekimler var. Yani 2 sene önceydi galiba. Evet. Yani tabii çok acı olaylar bunlar. Geçen de bir hekimin başına tuğlayla vurdular, başını yaraladılar iş olarak. Ama işte çok iyi korunması gerekiyor diye düşünüyorum. Halkımızın da biraz eğitimsizliğinden kaynaklanıyor diye. Yani herkes şiddetli ve şiddetli hekimleri suçluyorlar. Siz bu tür olaylarla karşı karşıya kaldınız mı hiç? Bizim zamanımızda çok yoktu. Ama tabii ki yine de kaldı. Bu kadar şiddetli değildi. Hiçbir zaman bu kadar şiddetli değildi. Ama korktuğumuz zamanlar tabii ki oldu. Korktuğumuz. Öyle mi? Ama bir şeyi anlatayım. Lütfen. Bu enteresan. Şimdi bir hasta geldi. Bir hastanede. Anadolu'da mısınız? Neredesiniz? Anadolu'da değilim. İstanbul'dayım efendim. Anadolu'da olmak şart değil. Hayır, Anadolu derken yani. Biliyorum. Çok, evet. Ama İstanbul'da bir hastanedeyim. Peki. Tabii Anadolu'da da oldu. Hı-hı. Orada da oldu tabii ki. Biraz eskilere gittiniz diye düşündüğüm yani, için. Yok şey evet. Diye, bu benim söylediğim 96. Hı-hı. 1996. Amerika'dan 1995'te döndüm. 96'da İstanbul'da özel bir hastanede çalışıyorum. Şey olarak bir bey geldi. İşi olarak. Şimdi bilmiyorum hayatta mı değil mi? Ona selam ederim yine. Başka bir hastanede yatarken kaçmış. Hastaneden kaçmış. Hmm. Niye kaçmış? Sigara içirtmemişler diye kaçmış. Hastanede yatarken sigara içmek istemiş. Yasaklamışlar tabii ki. Geldi, bana muayene olacak. Cebinden çıkardı. Sigara. Silahı koydu. Ha, silah. Evet. Böyle koydu masanın üstüne. Dedi ki, Canan Hanım dedi. Bana dedi, sigara içme demeyeceksin dedi. Tehdit ediyor sizi. Evet. İlginç. Korktunuz mu? Ha? İnsan korkar tabii silahı görünce. Silahı görünce ben hayatta silah görmemişim. Ne yaptınız? Ya, ben tabii şimdi içimden tamam dedim. Şey olarak, ama ondan sonra konuştuk, ettik bilmem ne. İkna ettiniz mi? Sonra bıraktı sigarayı.
güzelmiş hocam. İkna, silaha rağmen ikna ettim diyorsunuz. Evet ama o gün değil tabii. Tetkikler, konuşmalar, iknalar falan sonra geldi. Çok rahatladım dedi. Teşekkür ederim dedi. Hı hı. Evet. Ama 23 Temmuz'da da Giresun'da çok tartışılan bir olay yaşanmıştı. Bir hekim çalıştığı sağlık ocağında yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için Yusuf Topal 82 yaşında gidiyor ya ve beyaz kod vermişti. Sonra yaşlı adama işte polisler müdahale ettiler. Kalp krizi geçirdiler. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Acı bir olay. Şimdi orada tabii hekim hanım döndü geri. Geri alındı. Evet hocam. O şey olarak var tabii ki. Orada bilmiyorum. Yani orada tabii ki hekim hanım bence orada haklı. Hı. Ama orada polislerin yaptığı muamele haksız. Hı hı. Biz hekim yani, haklı olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü şu bakımdan yani biz hastayı görmeden reçete yazmamamız lazım. Hı. O da o hakkını kullanıyor. Yani bir tanıdıklar oluyor, bir şeyler oluyor, yazıyorlar ya ama hasta görmeden yazılması doğru değil. Yani bizim etik olarak tüzüğümüzde. Ama vatandaşımız da hayatını kaybetti. O da çok üzücü bir olay. Bir kez daha ailesine başsağlığı diliyorum. Yaşlı, tabii başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay. Çok üzüldük. Gerçekten evet. Çok üzüldük. Ama maalesef bizim güvenlik güçlerimiz insanlara çok şiddet şey yapıyor. Yani çok şiddet işte arkadan şey yapmak. Yani yaşlı bir bey. Yaşlı ama bütün güvenlik güçlerinde de öyle söylemeyelim. Bütün i̇şte zaman zaman yani işte uygulanıyor. Uygulayanları söylüyorum. Onlar ama çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hastaneye gelmiş. Yani belki biraz doktor hanım yazmamakta haklı. Ama hiç olmazsa izah edebilirdik, anlatabilirdi. Eşim gelemiyor, gidemiyor. Veya ben geleyim eşini göreyim gibi falan evine geleyim göreyim yazayım olabilirdi diye düşünüyorum. Bu kadar zaman zaman işte doktorlara özellikle bu şiddet olaylarının artmasından dolayı hekimler tedirgin belki de. Tabii o yüzden ki tedirgin. Mi oluyor? Tabii ki tedirgin. O yüzden mi diyorsunuz? Yani bakın hekimlik kolay değil. Bir kere insanlarla uğraşmak kolay değil. Bir de hasta insanlarla uğraşıyoruz. Evet. Hepimizin başında var. Yani peki. Hepimizin başında var. Hı hı. Hepimiz aynı şeyleri, şiddeti falan olmasa bile söz şiddetini yaşıyoruz yani. Şimdi Canan Karatay açılışta da söyledim. Ezber bozan, tartışma yaratan öyle şeyler söylüyorsunuz ki hocam. Onlardan bir tanesiyle daha devam edelim. Sonra sizin önerilerinize işte birçok, ben de gerçekten bir solukta kitabı inceledim, okudum. O konulara geçeceğim ama en son verdiğiniz bir mülakatta peynir ekmek gibi antidepresan kullanıldığından söz ettiniz. Bu sözleriniz de çok konuşuldu, tartışıldı. Neden bu antidepresan meselesine niye bu kadar dikkat çektiniz? Gerçekten orada nasıl bir problem olduğunu düşünüyorsunuz? Ne yaşanıyor? Antidepresan meselesi nedir size göre? Yani bir kere Türkiye'de çok fazla, sadece antidepresan değil, çok fazla ilaç yazılıyor. İlaçsız da düzelecek, belki uğraştırıyor biraz ama olaylar var, onu düşünüyorum. Yani depresyonda, acil durumda antidepresan tabii ki verilir, verilmesi lazım. Ama senelerce ve senelerce 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklara da verilmesine karşıyım. Hatta bazı psikiyatrist arkadaşlar da yani çocukları uyutmayın, çocuklarımızı ilaçlamayın, çocukları ilaçlamayalım diye kitaplar yazdı. Yani psikiyatrist arkadaşlarımızdan Mutluhan İzmir Bey var, psikiyatrist evet. Bilirsiniz. Daha önce konuk almıştım kendisine evet, Mutluhan Bey'i. Evet, şey olarak yani evet. Diğer yolları denemek lazım diye ben de düşünüyorum onun için. Ama leblebi gibi antidepresan yazılmaz bu ülkede kardeşim gibi sözleriniz yüzünden psikiyatri derneğinden bir suç duyurusu, İstanbul Tabip Odası'nda suç duyurusunda bulunuldu. Hatta zannediyorum... Tabii savunma gönderdim, sonucu bekliyoruz. 882 liralık bir ceza kesildiği haberi var ama... Tabii ki işte onun sonunda savunma gönderdim. Şimdi bakalım neye karar verecekler. Tabii hepsine savunma göndermişimdir ben. Çünkü bunlar geliyor bana, suç duyurusunda bulunuyorlar. İşte 15 gün içinde savunmanızı istiyorlar. Onlar hepsine gönderildi. O süreç ne oldu peki? Ceza, para daha bir şey çıkmadı. Herhalde devam ediyor. Bana bir şey daha gelmedi. Yani ceza falan yok. Antidepresan meselesi niye bu kadar özellikle sizin ilginizi çekiyor? Antidepresanlar? Hayır. Yani ben diğer ilaçlar da benim ilgimi çekiyor. Çok şey olarak. Antidepresan bir kere bilimsel olarak gösterildi ki bir, intihara teşebbüsü, intihar, antidepresanlar intihar, beyinde değişiklik yaptığı için intihar temayülü çok oluyor. İki. İntihara mı yönlendiriyor? Tabii ki, bu biliniyor. İkincisi,
MES bu Amerika'da ölümler oluyor, okullara saldırıp murderlar oluyor. Hani kitlesel. Evet. Onların da hepsinin antidepresan aldığı biliniyor. %80'i. Bunlar yazılıyor. Bunlar var. Hepsi yazılmış. Şey olarak. Mesela Fransız, yok KLM'ydi galiba. Bir uçak düştü. Turistleri taşırken Fransa'da. Mesela o pilotun da antidepresan olduğu ortaya çıktı. Aldı. Sizin ailenizde de bu tür olaylar? Benim abim ve şey olarak ailemle değil. Abim uzun süre babam vefat etti. 1966'da. Abim babama çok düşkündü. Depresyona girdi. Yani bir ölümden sonra tabii ki büyüğünü kaybedince, erkek çocuk babasını kaybedince depresyona giriyor. Antidepresana başlandı ki İstanbul'un en önemli psikiyatristlerine gidiyordu. Geliyordu. Yıl kaçtı hocam? Ne zamandı yıl? 1967'de intihar etti. Bu ilaç bana dokunuyor. İntihar etti. O zaman ben bilmiyorum. Sonra okuduktan sonra anladım ki ben o ilaçlardan dolayı. Dolayısıyla antidepresan kullanırken... Ben o zaman öğrenciydim tıp fakültesinde. Yine aynı tezlere, aynı... Hayır, var zaten. Bilimsel olarak gösterildi bu. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda bu çok iyi gösterildi ve her yerde gösterildi. Bilimsel olarak da gösterildi. Yani bilimsel konuşmuyor diyorlar ama benim çalışmalar birçok çalışmaya dayanıyor. Benim yani bunun için şey yapmama gerek yok. Kitaplara dayanıyor. Ben on binlerce okumuş insanım. Hepsi var. Şu olarak bağırsaklarımızdaki hücreler, mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin %90'ını üretiyor. Bağırsak hücrelerinde bu ürüyor. Sonra sinirle beyne gidiyor. Aynı zamanda bağırsaklarımızdaki hücreler bunu depo ediyor. Bu gösterildi bilimsel olarak. Yeni değil. Bunları kitapta da anlatıyorum zaten. Şu olarak. Onun için bağırsaklarımızda mutluluk bağırsaklardadır. Biliyorum. Onu da birazdan açacağız ama yeri gelmişken. Antidepresanların da ilaçların da antibiyotikler gibi bağırsaktaki hücreleri, sağlıklı hücreleri yok ettiği gösteriliyor. Ve bağırsakları paralize ettiği biliniyor. Hocam depresyonu, bahsettiğiniz o psikolojik rahatsızlıklar o zaman doğru beslenmeyle tedavi edilebilir mi psikolojik rahatsızlıklarda? Tabii ki. Temelde hücredeki enzimlerin hücre düzeyindeki bozuklukları düzeltirseniz o da yavaş yavaş düzeliyor. Yalnız bir daha burada söylemek istiyorum. Akut durumlarda antidepresan kullanılır. Ama 10 sene, 20 sene süreyle antidepresan verilmez. Bunu bütün bilimsel yayınlar bunu söylüyor bir kere. O kadar uzun soluklu antidepresanlar nasıl sonuçlar doğuruyor size göre, sizin yaptığınız incelemelere göre? İncelemeler değil, okulların şeylerde verilmez deniliyor bir kere. Şeyde bile söylüyor, ilaçların prospektüsünde bile söylüyor. Ben söylemiyorum. Tedavi nasıl olacak peki hocam? Eğer rahatsızlıklar devam ediyorsa, hekim ne yapsın o zaman? Yani eğer kişideki o rahatsızlıklar devam ediyorsa, antidepresanı keserse ne olur peki? Birdenbire kesilmeyecek ki zaten. Onu yani hekimliğini kullanacak. Şimdi tıp şöyle bir şey, dedektif gibi, herhangi bir dedektif gibi, Sherlock Holmes gibi incelenecek kardeşim. Niçin bu depresyona girdi? Bir sürü sebebi var depresyonun ve o sebepler düzelecek. Depresyona girmenin sebebi antidepresan ilaçların eksikliğinden değil, esas sebebin düzeltilmesi lazım. Ben onu konuşuyorum. Ana nedenin düzeltilmesi gerekiyor. Evet, onun bulunması lazım. Herkese göre farklıdır. Bunun da için uğraşılması lazım. Birazcık yani. Ne diyorum? Bir dedektif gibi araştırmak lazım. Peki hocam, şimdi şu yorumda eleştiride bulunanlar da var. Şimdi Florence Nightingale'deki orada çalışıyorsunuz. Web sitesinde 2011 tarihli bir makaleniz var. Sonra da bir önceki makalede 1995 yılına ait. Dolayısıyla Sayın Canan Karatay, yani sizle hangi ilgili... Hangi makale mi? Yani bana gelen 1995... Şöyle sorayım daha doğrusu. Bu konuda Sayın Canan Karatay tamam okumalar yapıyor, tamam halkı uyarıyor, tamam hasta görüyor, hasta-hekim ilişkisi var. Ama bir akademik çalışması var mı sorusunu soranlara ne dersiniz?
Aynı şeyi söylüyorum. Hı-hı. Akademik çalışma, bir çalışma önemli değil diyorum kardeşim. Yapılan bir sürü çalışmayı ben sentez ediyorum, analiz ediyorum, sentez edip onu bildiriyorum, onu konuşuyorum. Yani review diye bir şey vardır. Tekrar. Hepsini review ediyorum, hı-hı, ve o sonuçları bildiriyorum. Ki bir tek, iki tek veya 10 tek çalışmadan 1000 kat daha faydalı. Hı-hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Yani bütün kitapları toplarsanız en aşağı 10.000 tane hakiki bilimsel çalışma var. İlaç firmalarının desteklemediği çalışmalardan bahsediyorum ve temel bilimden bahsediyorum. Yani bir vücudun normal fizyolojik çalışması, bir hücrelerin normal çalışması. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Çok. Yani biz okurken 50 sene önce 4 tane hormon bilinirdi. İşte insülindi, işte stres hormonu, adrenalindi, yok bilmem neydi. Şimdi o kadar çok enzim bulundu ki o enzimlerin faaliyetleri artık anlatılıyor. Onları anlatıyorum ben. Hı hı. Onları söylüyorum ben. Bunun için benim araştırma yapmam şart değil. Ama hakiki bilimsel araştırmaları kaynak olarak gösteriyorum. Bilimsel konuşmuyor diyenler benim kitaplarımda bir cümle dahi okumamış olanlar. Yani benim televizyonda her şeyi konuşuyoruz, söylüyoruz. Yanlış da olabiliyor yani şey olarak. Ama bilim kitaplarda her biri, yani her birini alıp bakın kaç tane. Yanlış şu oluyor derken mesela bugüne kadar söylediklerinizde şu yanlıştı, keşke söylemedim dediğiniz var mı hiç öyle? Canan Karatay'ın, yani sizin var mı öyle bir? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani yanlışa söylüyor dediğiniz için sordum size. Yok, hayır. Yani öyle söylüyorlar bana. Hmm. Bilimsel konuşmuyor diyorlar. Halkı yanlış yönlendirdiğinize dair açıklamalar duyuyoruz birçok şeyden. Yani bununla ilgili zaten 2 süreçte karşı karşıya kaldınız yani. Onun şimdi bir antidepresan meselesi, diyor ki, şeker bir meselesi var hocam. İmam-ı Azam diyor ki, eğer diyor bütün oklar size geliyorsa siz haklısınız. Peki hocam. Hocam şimdi tabii eleştirileri konuştuk. Onlarla ilgili siz de yorumda bulundunuz. Şimdi tıbbın 10 şifresine geçelim istiyorum izninizle. Oradaki birçok başlığı konuşalım istiyorum. Belki orada da ezber bozan şeyler söyleyecek misiniz? Var orada dikkat çeken başlıklar, tuz var meselesi var. Daha önce birkaç kez konuşmuştuk ama benim dikkatimi çeken. Şimdi şöyle başlayalım. Vücutta sinsi başlayan hastalıkların temel nedeni kronik inflamasyondur diyorsunuz. Şimdi kronik inflamasyon ne demek? Bunu bize bir tanımlar mı Canan Karatay? Oradan başlayalım. Devam edelim daha doğrusu. Evet. Bir kere tekrar söyleyeyim. Depresyon dahil, hı hı, kanser dahil, şeker hastalığı, kalp hastalığı, mide hastalıkları, mide bağırsak vesaire vesaire bütün bağırsak hastalıkları dahil hepsinin temelinde artık bilimsel olarak gösterildi. Ben ezbere konuşmuyorum. Ezber bozarım ama ezbere konuşmuyorum. Onun için rahat konuşuyorum. İç olarak. O bir. Bunların temelinde inflamasyon yatıyor. İnflamasyon ne demek? Ne demek hocam? İnflamasyon yara demek. İki türlü inflamasyon vardır. Biri işte bir yeri çarparız kızarır, morarır, ağrır. Hı hı. O akut dediğimiz inflamasyondur. Yani orada bir reaksiyon olur hücrelerde, şey olur. Oraya veya mikrop kapar, kesilir. Mikrop kapar, iltihap kapar. O akut inflamasyondur. Kronik inflamasyon mikropsuz olandır. Mikropsuz olan inflamasyonda vücutta enzimatik ve hormonal dengenin bozulmasından dolayı hücrelerin sapıtmasıdır. Ben onu anlatıyorum. Ve bütün hücreler bozulmaya mı başlıyor? Tabii hücreler normal çalışmıyor. Hücrelerin normal düzeni bozuluyor. Bu artık gösterildi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu artık bütün bilim söylüyor. Kronik inflamasyon. Düzeltildiği zaman hastalık da kalmıyor. Mesela karaciğer yağlanması bir kronik inflamasyon belirtisidir. Veya ishalseniz, uzun süre ishalseniz işte Crohn hastalığı deniliyor. İşte ülseratif kolit deniliyor. Hı hı. İşte mide bilmem nesi deniliyor. İşte tiroid hastalığı deniliyor. İşte bilmem nodül deniliyor. Kanser bu, deniliyor. Şakan. Kanser de deniliyor. Tansiyonlar. Hepsinin altında vücuttaki hormonal ve enzimatik dengenin bozulduğunu gösteriyor. Belirti. Hı hı. Tansiyonu alalım. Ben tansiyon hastasıyım. Siz tansiyon hastası olamazsınız. Tansiyon bir belirtidir. Tansiyonun yükselmesi, yükselmiş olması
vücutta bazı şeylerin ters gittiğini gösterir. Neden yükselir tansiyon? Bir sürü nelerin, sebebi var. Nelerin ters gittiğini gösterir? En başta şeker metabolizmasının bozuk olduğunu gösterir. Öyle mi? Şeker metabolizması... Şeker tabii ki. Şeker yüksekse kanda bu tansiyonun tabii yol açar? Şeker yüksek ise insülin yükselir. Esas altında şeker ve insülin yüksekliği yatar. Kronik inflamasyonu da başlatan şekerdir. Onun için şeker yüklemeyin diyoruz. Şeker kronik inflamasyonu başlatır bütün hücrelerde. Şeker, dolayısıyla birçok hastalığın da aslında nedenidir diyorsunuz. Ana nedenidir daha doğrusu. Bir zahmet, evet. Evet. Gayet basit aslında. 2 artı 2. Bütün mesele bu. Yani ilaç eksikliği değil. Onu demek istiyorum. Bu inflamasyonun ne başlatıyor? İnce tetkiklerle bu yapılır. Ona göre düzeltilir. Başta mesela alerjiler var. Efendim, hocam bu hastalıklar genetik midir peki? Yoksa nasıl başlar vücutta? Genetik hastalığın hiçbiri genetik değil. Onu söylüyorum zaten. Ve de hepsi düzelebilir. Şeker hastalığı dahi düzelebilir. Kronik inflamasyonu düzeltirseniz hastalık kalmıyor. Bunun için tetkikler mi yaptırmak lazım? Yoksa siz bir kişiye baktığınızda, onun vücut ölçülerine baktığınızda... Ölçüyle hiç alakalı. Yani hangi ölçü? Kilolu olup olmaması, zayıf olup olmaması, vücudunun belli yerlerinde yağlanma olup olmaması, baktığınızda o kişinin kronik bir inflamasyon problemi olup olmadığını anlar mısınız? Yoksa tabii, bazen tetkikler mi istersiniz? Hayır. Zaten şikayetini dinliyorsunuz. Şikayetinden anlıyorsunuz. Nedir? Nasıl anlıyorsunuz? Bir de görüşünüzü, yani o hekimliğe giriyor. Oturup anlatayım mı? Ama ben söyleyeyim. Tabii izleyicilerimiz ki. Belki bir şeye varsa hekimlere de başvururlar bu şekilde. Evet. Tabii ki. Şimdi diyelim ki baş ağrısı. Baş ağrısının 1000 tane sebebi var. Diyelim ki çarpıntı. 1000 tane sebebi var. Onun için hastayı tanımak lazım. Hastayı sormak lazım. Eğer baş ağrınız varsa bilin ki vücutta bir şeyler ters gidiyor. Şekeriniz düşmüş olabilir, şekeriniz çıkmış olabilir. Tuzunuz düşmüş olabilir, tuzunuz çıkmış olabilir. En basiti. Veya işte hormonal bozukluk olabilir. İşte efendim adet öncesi olabilir, adet sonrası olabilir, kansızlık olabilir. Ne bileyim ben, yani bütün bunları hastayla konuşarak ortaya koyabilirsiniz. İşte demin de söyledim, bir daha söylüyorum. Dedektif olacaksınız kardeşim ama sorunuza karşı eğer bel çevreniz biraz genişse, bilin ki karaciğeriniz yağlıdır. Bilin ki hormonal denge bozulmuştur. Yani şöyle koca göbek olsun isteye gerek yok. Simit olayından bahsediyorsunuz. Simit olayından. Beldeki o görülüyor zaten. İşte siz de biliyorsunuz bütün Türk erkekleri ve hanımları böyle 9 aylık dolaşıyor. İşte o gözüküyor zaten. Ve onun altındaki sebep de insülin ve şeker metabolizmasının bozukluk olduğunu bana gösteriyor. Ve ona göre de tetkiklerimi isterim, şey yaparım. Ona göre de düzeltiriz. Özellikle kandaki yüksek kan şekeri çok birçok hastalığın ana sebebi diyorsunuz. Onların hepsini de konuşmak istiyorum. İnsülin direnci meselesi çok ciddi bir başlık. İlerleyen dakikalarda bir ara vereceğim. Konuşacağımız başlıkları sıralamak istiyorum. Hocam yakın gözlüğü de çok yakıştı. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi özellikle o A vitamini, D vitamini, E vitamini, iyot, klor, magnezyum, potasyum birçok şeyden bahsedeceğiz ama genetik ve iyileşmez denen hastalıklar tedavi edilir diyorsunuz. Tedavi edilmeyecek olan hastalığın olmadığını düşünüyorsunuz. Peki nasıl olacak bunların hepsi? Neler öneriyor Canan Karatay? Konuşmaya devam edelim ama izninizle bir ara verelim. Aranın ardından Canan Karatay'ın önerilerini özellikle gerçek tıbbın 10 şifresinden yola çıkarak konuşmayı sürdürelim. Biraz ara lütfen. Evet, Profesör Doktor Canan Karatay ile yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi en son kitabından Gerçek Tıbbın 10 şifresindeki birçok başlığı konuşmayı sürdürüyoruz. Oradaki hem önerilerini de Sayın Canan Karatay ile konuşacağız. Nasıl beslenmeliyiz? Doğru beslenmeyi ve doğru yaşam tarzına nasıl ulaşırız? Hepsini konuşacağız. Şuradan devam edelim hocam. İnsülin direnci ciddi bir sorun mudur? Nedir insülin direnci? O ilk kitabımda da onu anlatıyorum. Didem Hanım, ilk kitabım Karatay Diyeti kitabı. Yani 7 sene oldu. Evet, 7 senedir ben bunu anlatıyorum. Şimdi şöyle anlatayım. İnsülin direnci nedir?
şeker veya şekere dönüşen yiyecekler ve içecekler. İşte unlar, şekerli gazlı içecekler. Bunlar vücuda girdiği zaman vücut bunu, organizma bunu ağzınıza alır almaz şeker olarak algılıyor. İşte baklava olabilir, ekmek olabilir. Efendime söyleyeyim, künefe olabilir. Şimdi de bayramdayız tabii. Bayramdayız da. Evet. Şey olabilir, işte akide şekeri olabilir. Veya ne bileyim ben şekerli gazlı içecek olabilir. Ağzımıza aldığımız anda... İlk lokmada ne oluyor? Vücut bunu şeker olarak algılıyor. Şekeri de vücut zehir olarak biliyor. Ve şeker vücutta yükseldiği zaman bütün hücrelerde oksidatif stres dediğimiz bozukluğa sebep oluyor. Strese sebep oluyor. Hücreler bozulmaya başlıyor. Vücut bunu kendini korumak için öyle programlanmış, bizim elimizde olan bir şey değil. Pankreasımızdan insülin denilen hormonu salgılıyor. İnsülin hormonu ne yapıyor? İnsülin hormonu yüksek şekeri derhal dolaşımdan uzaklaştırmakla görevli. Beyin hücrenize, göz hücrenize, tiroid hücrenize, memelerinize, akciğerinize, kalbinize, bağırsaklarınıza, karaciğerinize, bütün bağırsak sistemine, adelelere, sinir sistemine zarar vermesin diye. Çünkü hepsine zarar veriyor şeker. İnsülin bunları şey yapıyor, vücut bunu şey yapıyor. İnsülin bunu ne yapıyor? İnsülin bunu kan şekerini, yükselmiş olan kan şekerini trigliserit dediğimiz yağa çeviriyor. Ve depoya gönderiyor. Trigliseritler ne? Depo edilen yağlar. Boyunda, memelerde, kalçada, karaciğerde, göbekte, işte selülit denilen şeyler. Vücut yağlanmaya başlıyor yani. Vücut yağlanıyor. Vücut yağ trigliserittir. Trigliseritler, parantez açıyorum. Açalım. Gösterildi ki, çok önemli çalışmalar bunlar. Yani Karatay bilimsel konuşmuyor diyorlar ama 2002'de, 2004'te, 2005'te en önemli tıp dergilerinde yayılan çalışmalardan bahsediyorum. Hepsi fotoğraf olarak da var. Trigliseritler vücuda depo edilen yağlardır. Vücuda depo edilen yağların 22 türlü hastalık yapan hormon ürettiği gösterildi. 22 türlü evet, hastalık. İşte bu hastalıklar. Kronik inflamasyon. Onları sayabilir miyiz izleyicilerimize? Hangi sayabiliriz. Lütfen sayalım. İşte bütün bildiğimiz hastalıklar. Şunlar. Sayalım hocam. Bir kere insülin o hastalıklar. Bir kere obezite, diyabet, tansiyon yüksekliği, Hashimoto, nodüller, depresyon. Unutkanlık, artritler, kronik eklem ağrıları, eklem ve kas ağrıları, diz ağrıları. Polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji, kanserler, her türlü kanser, karaciğer kanseri, akciğer kanseri ve bütün hipertansiyonda dahil, kalp krizde dahil bunlar. Bunları yapan. Ve bu neden oluyor? Bunlar üretiyor. Yani trigliseritlerin bunları ürettiği gösteriliyor. Yani vücuda depo edilen yağlarımız artık bir endokrin organ. 2002'de gösterildi. 16 yıl önceki olaydan bahsediyorum. Şimdi o halde şeker sık sık yediğimiz zaman ve şekerli karbonhidratlı, şekerli sular içtiğimiz zaman habire insülin salgılanır. İnsülin salgılanır, uzaklaştırır. İnsülin uzaklaştırır. Ve bir düzeye geldiği zaman hücreler artık insülinin içine alır hücreler. İnsülinin etkisini duymaz olurlar. Yani bir sağır bir kişiye sesimizi duysun diye bağırırız. Giderek evet. Bağırırız. Giderek bağırırız. Veya çocuğumuzu azarladığımız zaman o duymaz. Biraz daha bağırırız. Yine duymaz. Biraz daha bağırırız. Onun gibi. İşte bu insülin direncidir. Hocam insülin hormonunu yükselten besinler söylediniz ama onları bir gıdaları şöyle bir söyleyelim mi? Yani nedir bunlar? Bayram şekeri. Baklava. Eyvah, başka? Hepsi bütün şekerler. Yani bütün şekerler. Karbonhidratlar. Bütün unlar. Rafine olmuş karbonhidratlar. Ama doğal rafine olmayan karbonhidratlar
Bunu yapmıyor. Rafine olmayan doğal karbonhidratlar neler? Neler hocam? Kuru fasulye, fındık fıstık, yumurtada da var, ette de var, karbonhidrat her yerde var. Peki işlenmemiş olacak. Ekmeğin her türlüsüne karşı mısınız bu anlamda? Ben karşı değilim kardeşim. Vücut karşı. Anladım da işte ama. Yani ben onu söylüyorum. Hiç ekmek yeme. Her türlü ekmek çeşidi midir? Şimdi ekmeği ayrıca karşı konuşuruz. Ama ekmek de vücut onu hangisi olursa olsun şeker olarak algılıyor. Siz düşünün. Hangisi olursa olsun. Hangisi olursa olsun şeker olarak tam algılıyor. Tam buğday ekmeği ya da fark etmiyor mu? Fark etmiyor. Şeker olarak algılıyor. Kepekti. Yok tam buğday. Tam buğday ekmeği olur mu kardeşim? Tam buğdaydan ekmek mi olur? Adı üstünde. Tam buğdaydan ekmek olmaz. O zaman ekmek de yenmeyecek hiç. İşte onun için ekmek yemeyin diyorum. Onun için ekmek işverenler sendikası bana suç duyurusunda bulundu. Evet. Bir onlar eksikti başımda. Sizi aradılar mı hiç konuştunuz mu? Hayır ne konuşacağım görüşme... suç duyurusunda bulundular. Savunma gönderdim. Şimdi cevabını bekliyorum. Bakalım. O teziniz ya o tez diyeceğim bu kez yine bana kızacak. Tez değil kardeşim. Yani kanıtlanmış diyorsunuz. Tabii ki. Yani kardiyologların, yurt dışında kardiyologların yazdığı kitaplar var. Buğday göbeği, tahıl beyin, bunlar Türkçe'ye çevrildi. Ben söyledikten sonra çevrildi. Hocam ama yine de ya şimdi Türkiye'de de yeme içme alışkanlığı var. Yıllardır, yüzyıllardır gelişen yeme Hayır, içme... yüzyıllardır değil. Değil mi? Ne zamandan değil. Peri? Yani hiç ekmek... 50'lerden sonra. 50'lerden sonra. Öncesinde yine ekmek yenmiyor. Beyaz ekmek girdikten sonra. Eskiden francala denirdi. O zaman francalı ekmek olabilir diyorsunuz. Ama şimdi ekmeği konuşacaksak eğer. İnsülin... Biraz konuşalım yeri gelmişken. Tekrar yeri gelmişken dönmeyelim. Ekmeği konuşalım dönmeyelim. Ama insülin direncinin sebebi olduğunu bilin. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kronik inflamasyonu başlattığı bilin. Çünkü bir ekmek dememi un. Türkiye'de fabrikadan geliyor bütün unlar değil mi? Fabrikadan geliyor. Türkiye'de fabrikadan gelen bütün unlara fabrikada bir sürü katkı maddesi koyuluyor. 1913'teydi galiba. Mehdi Eker Sayın eski bakanlardan, Tarım Bakanı. Biz dedi... 2013 yılında. Galiba 2013 evet değil yılında, mi? Evet, öyleydi 2013. Galiba. Şimdi yani yanlış olabilir. Hı hı. Sayın Bakanımız... Ya 1900 dediğiniz için 2013. Yani. 2000 tabii yani. Ki. Pardon. Nerede 1913? Hayır, 1950'nin öncesi dediniz mi? Sonra Mehdi Bey'in oraya koyunca tamam, bir kafa karıştı bir anda. Tabii, kafa karıştı tabii ki. Ben de özür dilerim. Kafa kalmadı zaten. Estağfurullah hocam ben kendimi de katıyorum. katkı maddesi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ekmek Komisyonu bana müracaat etti. Benden ekmekler için rapor istedi. Ben de dedim ki yani ben kardiyoloğum dedim. Ben ekmek yani şey olarak yok dedi hocam biz dedi sizden rica ediyoruz bizim komisyona bir rapor. Ben de oturdum. Tabii rapor hazırlamak kolay bir şey değil. Oturdum. Bütün yayınları inceledim. Oradan zaten ekmek problemi çıktı. Şimdi ekmeklere Türkiye'de unlara daha ekmekten bahsetmiyorum. Bütün unlardan bahsediyorum. Makarna yapılandan işte erişte yapılandan un. Hı hı. Fabrikadan gelen bütün unlara çok çeşitli kimyasallar, artıcılar katılıyor, kimyasal. Hı hı. Bromür katılıyor, aslında bromür. Katılıyor. Nedir o bromür efendim? Bromür nasıl bir madde? Bromür ağır bir metal grubuna giriyor. Una katılıyor bromür. Una katılıyor ve de kanserojen olarak kabul edilmiş. Hı. Bütün dünya kabul etmiş bunu bilimsel olarak, ben uydurmuyorum. Yani ben ezber bozarım ama ezbere konuşmam. Bunları bilmeden konuşmam ben. Bir sürü yayın var elimizde. Zaten kitapta da onları... Şimdi ben açılışı öyle yaptım diye bütün aralarda sürekli... onları çok söyleyelim mi? Tamam söyleyin hocam. Neyse tabii önemli ki. Değil. Tamam tabii. Yok estağfurullah ben size... Bromür kanserojen. Onun için... Ha bromürü niçin una katıyorlar? Ha tabii ki. Uncuların yani pardon hamurcuların ve ekmekçilerin çok işine geliyor. Nasıl bir madde? Çünkü kabarıklık yapıyor. Pafuduluk yapıyor. Çabuk kabarıyor. Çabuk yani mesela normal yaş mayayla yapılan ekmek uzun sürer vesaire vesaire. Ama bu çabuk kavrulur ve birçok çıkıp piyasaya sürülüyor. O pofuduk diye olur ya yani ekmeği alırsanız. Kanserojen olduğunu, kanserojendir diyorsunuz. Kanserojen. 2B kanserojen, 2B sınıfı kanserojendir. Hı. Bunu söyleyen onkologlar ben değilim. Anladım.
Dolayısıyla sağlıklı bir ekmek şu anda aslında 1950'ler... Undan bahsediyorum. Undan daha, bu, daha ekmeğe, daha ekmeğe gelmedik. Bir dakika, doğru, bitmedi doğru, daha. Haklısınız, evet. Daha undan bahsediyorum. Gelmedik peki. O, İngiltere 1994'te bromür katılmasını yasakladı. Kanada'da yasakladı. Çin'de yasakladı. Peru'da yasakladı. Amerika yasaklamadı. Yalnız Amerika mecburiyet getirdi. İçinde ne var diye şey label yani şey olarak o koyuluyor. Bu bromür tehlikeli. Onun dışında bu, tahıllarda bulunan ve bilhassa buğdayda ki siz dediniz ekmek çok kullanılıyor diye biliyorsunuz evet, Türkiye'de. Kullanılıyor siz de biliyorsunuz. Kullanılıyor ama gelenek değil kardeşim. Hı-hı. Kullanılan ekmek gelenek değil. Yeme içme alışkanlığı var diyelim daha doğrusu. Türkiye'de. Alışkanlık kıldırıldı. Hı. Alışkanlık önerildi. Şey olarak. Çünkü alışkanlık yapıyor. Yani buğdayda bulunan bir gluten denilen bir madde var. Buğday proteinidir. Bütün tahıllarda bulunur. Şu tahılda var, bu tahılda yok. Ona inanmayın. Bu da ayrı parantez. Peki. Bütün tahıllarda ve sebzelerde dahi var. Gluten vardır. Gluten nedir? Gluten buğdayda bulunan proteindir. Buğdayda bulunan proteini insan vücudu kullanamıyor. Alışmamış. Yani ona programlanmamışız. Ona doğru enzimlerimiz yok. Ve buğdayda bulunan ekmeği de çok tükettiğimiz için o gluten vücuda giriyor. Ayrıca yani bromürün dışında bu. Gluten işte bağırsaklardaki bütün bağırsak hücrelerini bozuyor. Ayrıca buğdayda bulunan başka bir şey beyinde morfin bağımlılığı yapıyor gösterildi. Bir agritülin bağımlılık yapıyor daha doğrusu. Evet evet. Beyinde morfin reseptörlerini uyardığını gösterdi. Bunlar bilimsel olarak bütün kitaplarımda anlatıyorum. Ezbere konuşmuyor. Bu bağımlılıktan ne kadar sürede kurtulmak mümkün? Onu da soralım hemen. Yani tabii ki. Yani yavaş yavaş azaltarak yani bildiğimiz bir bağımlılık süresi var mıdır mesela? Yani kişiye göre değişir. Hı. Yani öyle bir süre vermemize imkan yok. Vermeme imkan yok. Her kişiye göre değişir. Gence göre değişir. Yaşlıya göre değişir. Şeker için 21 gün derler mesela. Ben öyle bir şey bilmem. Ben hiçbir zaman ne gün veririm ne sayı veririm. Hı hı. Çünkü her insan değişiktir. Yeryüzünde 8 milyar insan varsa 8 milyar parmak izi var unutmayın. Ama bu bağımlılıktan bir süre sonra kurtulmak tabii mümkün ki, diyorsunuz. Tabii ki. Peki bu işte unu konuştuk. Ekmeğe daha geldik mi? Gelelim işte mi? Ekmeğe geliyoruz. Tamam. Ekmekte katkı maddesi bromür var. Tamam. Ekmekte kuru maya kullanılıyor. O da yanlış. Ama ben şunu söylüyorum. Ve bu 2006'da Dünya Sağlık Organizasyonu'nun İstanbul'da toplantısı oldu. Ve o raporda diyor ki, bizim Sağlık Bakanı o zaman Recep Akdağ, Sayın Recep Akdağ, o da bir, yani imzası var raporun altında. Diyor ki, Türkiye'de 2006 yılında kişi başına 200 kilogram senede ekmek tüketiliyor. Türkiye'de ekmek tüketimi %30 azaltılırsa kronik dejeneratif hastalıklar görülme oranı %30 azalır. 2006. Bu kadar ciddi bir etkisi oluyor diyorsunuz. Ben onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Peki hocam. Ekmek tamamladık mı? Var mı ekmekle ekmek ilgili uyarılarınız? Ekmek bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Yalnız bizim geleneksel buğdayımız var. Bir de buğdayı da anlatayım ayrıca. Yani kendisi herkes yapabilir mi? Evde herkes ekmek yapmayı öneriyor musunuz? Peki yani, evde yapılan ekmek sağlıklı mıdır o zaman? Şimdi eğer gluten alerjiniz yoksa, eğer şeker hastası değilseniz, eğer tansiyon hastası değilseniz, o zaman tabii ki yiyebilirsiniz. Ben yemeğin demiyorum. Hatta bizim geleneksel siyezde bu kara kılçık var, siyez var, kavurga var. Bunlar da hepsinde gluten var yalnız, glutensiz değil. Ama bunlar evde un yapılıp, evde kendiniz un yapıp. Oh, çok zor bir şeyden nasıl olacak evet. yani o da? Ben de onu söylüyorum. Bunu ekmekçiler de kabul ediyor. Ekmekçilerin raporu var elimde. Yani ekmek işverenlerin değil de ekmeklerin daha ekmekçilerin, şimdi yanımda yok galiba getirmedim. Ekmekte kanserojen maddeler var diye kendi raporları var.
Yani yeni bir şey söylemiyorum ben. Peki bu ekmeği tamamladık. Uyarılarınızı da izleyicilerimiz dikkate... Biraz buğdayı da anlatabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Esas buğday, tarlada buğday da. Her sene bizde buğday yetişiyor, biliyorsunuz. Evet. Buğday hibrit buğdaydır. Cüce buğdaydır. Şeysi, gluteni çok yüksektir. Onun için çok yaygın gluten entoleransı dediğimiz, herkeste olan kronik inflamasyon var. Aynı zamanda da buğdaylarımız her ay ilaçlanır, tarım ilaçlarıyla. Özellikle toplama sırasında, hasat sırasında bir daha ilaç sıkılır. Hı hı. Bu bilinen bir şey. Yani o yüzden her yönden tehlikeli ve bir besin değeri de yok. Yalnız şekeri yükseltiyor. Aslında iş tohuma kadar gidiyor galiba. Evet. Değil mi? Onu söylüyorum. Onun için yani yemesek ne olur? Çünkü besin değeri yok. Hı hı. Besin değeri yok diyorsunuz. Yok, evet. İşlenmiş olduğu için de, fırına girip çıktığı için de zaten içindeki besin değerleri de yok oluyor. Yani bütün bunlar. Ama bir alışkanlıktır ve bir süre sonra, bunu süre veremem, kişiden kişiye değişir. Evet. Bir süre sonra bu alışkanlığı bağımlılık yaratıyor. Evet. Dolayısıyla bu bağımlılıktan bir süre sonra yemedikçe kurtulma şansınız var. Peki siz hastalarınıza gözlemlediğiniz bir süre var mıdır? Mesela bir ay mıdır, iki ay mıdır? Hastaya göre değişiyor. De haklısınız. Hastaya yani göre değişiyor. Çok şey Onun yapmamak için lazım ama. Çocukluktan itibaren başlatmayın. Asıl mesele çocuk. Yetiştirirken. Evet. Peki hocam, şimdi şu diğer başlıkta devam edelim. Diyabet hastalarının kalp krizi geçirme riski diyabet hastası olmayanlara oranla daha mı yüksektir? Çok yüksek. Kardiyolog Tabii olduğunuz ki, için biraz onu biraz anlatır mısınız? En büyük problemi diyabettir. Şeker metabolizması bozukluktur. Onun için benim ilgi alanım içindedir efendim. Evet, onu biraz anlatır mısınız? Yani diyabet hastalarının kalp krizi riskini hangi faktörler artırıyor? Neye yol açıyor? Nasıl bir burada mekanizma söz konusu hocam? Diyabet hastası demek, insülin direnci de hastası demektir. İnsülin direnci yüksek olduğu zaman, bir kere şeker yüksek olduğu zaman hücreler bozuluyor. Yani hücreler dediysek tabii, damarlardaki hücreler de bozuluyor. Şeker bunu bozuyor. Bunu konuştuk. Tamam. Her hücreyi de bozuyor. Tamam. Damar, kalp, beyin damarları, böbrek damarları, ayak damarlarındaki hücreleri de bozuyor. Göz damarlarındaki hücreleri de bozuyor. Şeker yüksek olduğu zaman insülin de yükseliyor. Yani bugün yeni tarifi şeker hastalığının insülin direnci hastalığıdır. Yeni bir şey değil bu şey olarak. 2000'den beri bu kullanılıyor. İnsülin direnci hastalığı. Yani insülin çok yüksek. İnsan vücudunda pankreas overtime çalışıyor. Aşırı çalışıyor. Fakat vücut şekeri yok edemiyor. Ve dolayısıyla kalp de diğer organlar gibi risk altında. O risk altında. Ama niçin risk altında onu söyleyeceğim. Şeker yüksek. Ama insülin yüksekliği tek başına risk. Ve insülin yüksek olduğu sürece insülin hormonunun tansiyonu yükselttiği biliniyor. Tansiyon. Hani şeker hastalığının hepsinin tansiyonu yüksektir. Evet. Hem hücreler bozuk. Şeker yüksekliği diye. Oksijen bozukluğu var. Serbest oksijen radikalleri çok fazla. Hücreler bozuk. İnsülin hormonunun böbrek üstü bezinden tansiyonu yükselten hormonu salgıladığı biliniyor. Bu bir. İnsülin hormonu bu bir. İkincisi, insülin hormonunun yüksek olması büyüme hormonuna benzer bir hormonu vücutta artırıyor. Yani damarların tıkanıklık sebebi. Damarlarda hücreler artıyor. İnsülin hormonu yüksekliği kanın pıhtılaşmasını artırıyor. Yani kalp krizi sebebi, felç sebebi, göz damarlarının tıkanma sebebi, ayak damarlarının, böbrek damarlarının tıkanma sebebi pıhtı. Bu pıhtıyı da artıran insülin hormonu. Bu da gösterildi. Ve insülin hormonu aynı zamanda kan elementlerinden trombosit dediğimiz, bir yerimiz kanadığı zaman orada pıhtıyı meydana getirip ve kanı durduran trombositlerdir. O hayat kurtarıcıdır. Peki. Ama vücut içinde, dolaşım içinde bu trombositler rahat rahat dolaşırlar. İnsülin hormonu yüksek olduğu zaman trombositlerin birbirine yapışma, yani kan dolaşımı içinde pıhtı meydana getirme olasılığını artırır.
Yani onun için pıhtı atmasının nedeni de biraz pıhtı yapılması. Evet. Pıhtı yapılması insülin hormonu yüksekliğidir ve şeker yüksekliğidir. Yani ikisi mahşerin iki atlısı. Her şey buna dayanıyor. Çünkü ben bunları anlatıyorum. Bunları şekerinizi yükseltmeyin. Şeker en tatlı zehirdir dememizin sebebi bu. Peki. Ve bu senelerden beri biliniyor ve maalesef insülin ve şeker endüstrisi senelerce bunu sakladı. Saklandı. 1880'lerde Virginia tütünü Virginia'da tütün yapraklarını şekere bulaştırıyorlardı bağımlılık yapsın diye. Çünkü şeker de beyinde bağımlılık yapıyor. Ve yani Türk tütünü, ben tabii tütün faydalıdır demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama Tekel'in tütününde, o zaman Tekel üretirken şekere bulaştırılmıyordu. Ve biz hastalara sigarayı bırak dediğimiz zaman iki hafta sonra gelirdi sigarayı bırakmış. Rahat bırakılırdı. Şimdi o kadar. Ama şimdi bırakılmasına imkan yok. Çünkü içinde şeker var. Başka maddeler de var. Ama şeker esas bağımlılık yapan beyinde. Peki hocam, damarları tıkalı olan hastalarda dil altı ilaçlardan kurtulmak mümkün müdür? Kitapta da buna yer veriyorsunuz. Yani bu dil altı ilaçlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani dil altı, dil altı mecburen tabii ki vereceğiz. Ama dil altı sürekli kullanılmaz ki zaten. Acil durumlarda kullanırız. Peki, bu ilaçlardan acil durumlarda damardan dahi veririz. Bundan kurtulmak mümkün mü peki? Yani ne dersiniz? Tabii damarların temeli düzeltirsek zamanla bunlardan da kurtulabilir. Ama hastaya göre fark eder. Yani illa bırakın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Peki hocam, zayıf şimdi kilolu olan sağlıksız, zayıf olan daha sağlıklı tezi doğru mu? Hayır. Hayır, ben onu hiçbir zaman söyleyemiyorum. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak değildir. Onu söylüyorum. Her zayıf olan sağlıklı değildir. Kişi zayıfsa ama yine de insülin direnci olabilir. Olabiliyor tabii ki. Kanında tabii şeker ki yüksek olabiliyor tabii mu? Tabii ki. Onlara bakılması lazım. Evet. Bu çok da kiloyla kişinin işte burada bir ölçü var mıdır? Yani ideal ölçü, ideal kilo. Bunu kişi kiloyla idealle alakası yok. Ben kiloya da baktırmam, ben tartırtmam da kan insülin düzeyi burada önemli. En önemli ve en hassas, ki habilelerde de bunun yapılması lazım. Kan insülinin yükselmeyecek kardeşim. Kan insülini yükseldiği zaman temelde hücresel düzeyde metabolik bozukluk, enzimatik bozukluk başlamıştır demektir. Normalde gebelerde normal olarak hormonlar ve vücudun ihtiyacı olduğu için insülin zaten büyüme hormonuna benzeyen bir hormon olduğu için, ürettiği için bebek gelişiyor, işte rahim gelişiyor, şey gelişiyor. İnsülin hormonuna ihtiyaç var zaten hamilede. Ama çok yüksek olması tehlikeli. Ona bakılacak, onu söylüyorum. Yine insülin hormonu normal kişilerde 5 ünite, kanda bakılacak, açlık kanda insülin hormonu 5 ünitenin üstüne çıkmayacak. 5 ünitenin üstüne çıkmaya başladığı zaman hormonal denge bozuldu demektir. Hamilelerde de onun üstüne çıkmayacak. Gayet basit. Evet, hemen rejiden de bir soru geldi. Hipoglisemiyi bir hocamız bir anlatabilir mi? Ne demek hipoglisemi? Onu hipoglisemi insülin direnci demektir efendim. İnsülin direnci belirtisidir efendim. Hani siz diyorsunuz ya hastalar ne diyor? Evet. Hasta geliyor, ben hipoglisemi hastalığım. O insülin direnci de şeker hastalığı demektir. Yani şeker hastalığı demektir hipoglisemi. Hocam, insülin hormonu yükselince hangi hormonlar azalır? Diğer hormonlar azalır mı? Tabii ki. Şimdi neler vücutta azalır? Bir denge var. Homeostaz deriz buna. Onlar denge halinde olması lazım. Onu da anlatıyorum zaten. İnsülin hormonu yükselince büyüme hormonu tiroid hormonları, seks hormonları azalır. İnsülin direnci olduğu sürece hamile kalamıyorsunuz. Yani seks hormonu azalınca hamile kalınmıyor. Tabii erkeklerde de şeylerde de problem oluyor. Tiroid hormonu azalıyor. Benim tiroidim çalışmıyor. Bak, niçin çalışmıyor kardeşim? Neden çalışmıyor? İnsülin yüksek. Şekere bağlı. Şekerli gazlı içeceklere bağlı. Veya ne bileyim ben, alkole, sigaraya bağlı. Yani bir sebebi var. Her kişiye göre değişik. Ekmeğe bağlı. Bromür. Ekmekteki bromür vücuttaki iyodu azaltır.
Kitapta onu anlatıyorum. Anlatıyorsunuz, evet. Ama yine ekmeğe geldik. Ama hepsi bir bütünün parçası. O ayrı, o ayrı, o ayrı değil. Hı-hı. Didem Hanımcığım. Ama hocam az önce biraz işte seks hormonlarından bahsettiniz. İnsülin hormonu yüksekliğiyle erken ergenlik, kısırlık, iktidarsızlık, erken menopoz... Polikistik över. Nasıl bir ilişki var? İşte yani? Ondan dolayı o insülin yüksekliğini gösteriyor. İnsülin yüksekliği bunların normal gelişmesini mani oluyor. Eğer kişide insülin hormonu yüksekse ve o tedavi edilirse, kişide de kısırlık problemi varsa ya da iktidarsızlık problemi varsa, bu sorunlara da tedavi edilebiliyor mu? Tabii tek başına değil, ama insülin yüksekliği aynı zamanda vücutta bazı minerallerin de atılmasına sebep oluyor. Hormonların da boşuna gitmesine sebep oluyor. Hı hı. Hepsi bir bütün, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben insülinimi düşük değil, şeker yüksekliği demek. Hı hı. Aynı şey gibi düşünün, bir nehir gibi düşünün. Evet hocam. Nehir aktığı zaman alüvyonları sürükler ya. Hı hı. Şeker yüksek olduğu sürece vücuttan bütün mineraller gider. Şimdi biz durumu anlamaya çalışıyoruz. Biliyorum. Durumu biraz daha ben de karıştırıyor muyum? Yok, hayır, çok güzel anlatıyorsunuz. Bir izleyicilerin kafasını o anlamda netleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra da işte önerilere geçeceğiz. Ne yapmak lazım? Nasıl beslenmek lazım? İşte karatay diyeti deniyor. Oradan da yine işte farklı önerileriniz var mı? Ama şuradan devam edelim mi izninizle? Şu telomer meselesi var hocam. Telomer. Kronik inflamasyonu önleyerek ya da gerileterek telomer meselesine geçmek istiyorum. Onun kısalmasını engellemek mümkün mü? Tabii ki. Bir de telomeri de bilmeyen izleyicilerimize bir anlatalım mı? Kromozomlarımız var. Hı-hı. Hücrelerimizin çekirdeğinde kromozomlar var. Tamam. Kromozomların da uçlarında takkeler var. Hı-hı. Bunlar işte, bunlara telomer diyoruz. Bu telomerler kısaldıkça, yaşlandıkça kısalır. Hastalandıkça kısalır. Çok kısaldığı zaman da ölüm olur. Ama bunların, telomerlerin kısalmasını, hatta artması dahi mümkün. Doğal beslenme ve yağlarla bunları, yani bütün dengeli beslenme, doğal yaşam, sade beslenme değil, doğal mineraller ve vitaminler vücuda girince telomerlerin kısalması şey yapıyor. Hatta ama uzaması da iyi değil ama telomerlerin. Çok uzaması da iyi. Çok uzamaz ki zaten. Ha, uzamaz. Nereye uzatıyorsunuz? Lastik değil bu. Hatta dediniz, sözünüzü kestim, bir şey söylüyordunuz. Hatta diyorum, omega 3 saf olan EPA, balık yağının telomerleri uzattığı gösterilmiştir. Bunu yiyerek, sadece gıdayla, besinle almak mümkün mü, yoksa besinle de alınabilir ama yani besinle almak da bir omega 3 yağlı balıklarda en çok. Hı hı. Doğal olarak. Somonda yani her gün var? Bir kilo yememize imkan yok. Somonda mı var mesela? Hepsinde var. Somonda var, hamside var. Şeyde var. Sardalya'da var. Olarak soğuk deniz balıklarında var. Çünkü soğuk denizde yaşayabilmek için, hayatta kalabilmek için yağ üretmek mecburiyetindeler. O zaman da daha lezzetli olur zaten balıktan. Tabii ki yağlı balık deriz ya. Ama günde işte bir kilo mu yemek? Tüketemeyiz. Nasıl olacak? Yani biz, biz geleneksel olarak yapamayız ama kuzey ülkeleri Eskimo yapıyor. Japonya yapıyor. Peki siz ne öneriyorsunuz izleyicilere? Ne yapsınlar ben, o zaman? Ben izleyicilere hiçbir şey önermiyorum. Ben hastalarıma, hastaların durumuna göre program yapıyorum. Biliyorum ama eğer bu eksiklik varsa yani bununla ilgili hap alabilirler mi? Yani çünkü hemen... Yani piyasada sağlıklı olanlar var. Ama test yaptırmak gerekiyor değil mi? Gelişi güzel anlamak mı gerekiyor? Gelişi güzel değil, evet. Yani her bir şey yaptırdıktan sonra tek bir şeyi düzeltmek mümkün değil. Bir bütünüyle bir mekanizma düzeltmek. Değil mi hocam o? Ne de güzel bir insan vücudu, nasıl özel bir mekanizma. Korkunç değil mi? Korkunç bir mekanizma. Evet. Aynı işte onu söylüyorum. Makrokozmos, mikrokozmos. Hı hı. Makrokozmosa gittiler, daha keşfedilmeyen uzayda neler var. Hı hı. Mikrokozmos da öyle, insan vücudu da mikrokozmos. Daha keşfedilmeyen o kadar çok hücrelerimiz, o kadar çok işlemler var ki. İki tane şeyle bu düzelire inanmayın, onu anlatmaya çalışıyorum. Yok, kolesterol çok yüksek, düşürürsen kalp hastası olmasın. Yok böyle bir şey. Bir tek kolesterolü düşürmekle, vücut bir okyanus diye düşünün, her şey dengeli olacak. Hocam az önce biraz değindik ama biraz daha netleştirelim. Glisemik indeks nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz? Glisemik indeks yediğiniz bir karbonhidratın, karbonhidrat yani şekerin veya ekmeğin veya kavunun, karpuzun kan şekerini yükseltme hızıdır. Kan şekerini çok yükseltenlere, aşırı yükseltenlere
yüksek glisemik indeks diyoruz. O tehlikeli. Hı hı. Kan şekerini çok yükseltenlerde şeker yüklemesi. Peki aniden bunun yükselince? Için araştırma yapmaya gerek yok. Hani diyorlar ya araştırma yapmış mı diye. Hı hı. Zehir vererek kimse araştırma yapamaz. Yapılmaz. Zaten kimse izin vermez. Ben 2 gram zehir verdim. Acaba 2 gram mı zehirledi, 1 gram mı zehirledi? Yok böyle bir şey. Hocam düşük glisemik indeksi gıdalar, onların yararları nedir? Onlar İşte onlar tabii ki. Onlar, hangi gıdalar mesela onlar? İşte onlar kitaplarda da veriyorum. Mesela, örnek verelim. Glisemik indeksi sıfır olan en sağlıklı gıdaların başında yağlar gelir. Tereyağı, zeytinyağı, omega 3. Doğal olanları yalnız. İşlenmiş olmayacak. Sıfırdır. Sıfır olanların başında proteinler gelir. Kırmızı et, işte balık, yumurta. Onun için onlarla beslenin diyoruz. Onlarla beslenmeye başladığınız zaman kronik inflamasyon önleniyor. Evet. Karaciğer yağlılığı gidiyor. Şimdi Canan Karatay'la bu yayını yapacağım deyince işte arkadaşlarım acaba zeytinyağı içirecek mi sana dediler. Cansu Canan'a da buradan sevgilerimizi iletelim sevgili Cansu. Çok selam ediyorum kendilerine. Evet. Evet, siz ona çok güzel yayınlar yaptınız. Şimdi o zaman peki ne öneriyorsunuz? Zeytinyağı nasıl tüketeceğiz? Zeytinyağı İçecek zaten miyiz hocam? Ne yapacağız zaten yani? Zaten yani bir şey söyleyeyim size. Bütün dünya biliyor ki Akdeniz mutfağı en sağlıklı mutfaktır. Neden? Zeytinyağı var, sebze var. Sirke var, limon var. Ha, yemeklerde tüketmek deyince, yemeklerde de tüketebilirsiniz. Ya da ne yapılabilir? Veya da işte bizim Ege'de olduğu gibi Ege'de herkes içer. Ege'de adettir. Bizim yaşlılarımız içer. O yeni yetmeler, gençler yapıyorlar. Şey olarak. Yani nasıl tüketilsin diyorsun? Derken aç karınla mı tüketilsin? Bir kaşık şey mı? Ölçü var mı? Onu şey da söyleyelim. Zeytinyağı bir kere yağ değil. Zeytinyağı zeytin meyvesinin suyudur. Meyve suyudur. Diğer çekirdek yağlarıyla alakası yok. Sıkılıp elde edilen yağlarla hiç alakası yok. Meyvenin, zeytin en sağlıklı meyvedir. Zeytinin glisemik indeksi sıfırdır. Yağ da soğuk sıkım olduğu zaman, iyi elde edildiği zaman en sağlıklı yağdır. İnflamasyonu önler. Alerjileri önler. Mide bağırsağı düzenler. Alzheimer'ı önler. Kalp hastalığını önler, artritleri önler. Bunlar bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Ben ezbere konuşmuyorum. Nasıl tüketeceğiz canım hocam? Tüketeceğiz. Bir, yemeklerde senelerce kalorisi fazla diye yasaklandı ve herkese bir korku aşılandı, algısı verildi. Hı hı. Kalorisi çok yüksek, kalorisi çok yüksek. Ama glisemik indeks konuşulmadı. Çünkü kalori artık tarihe karıştı. Kalori hesabı tarihe karıştı. Bunu bir daha söylüyorum. Önemli olan kalorinin geldiği kaynağın sağlıklı. Eğer glisemik indeksi düşükse, kalorisi yüksekse faydalı. İşte yağlar. Hı hı. Tereyağımız da öyle. Doğal köy tereyağı da öyle. Nasıl tüketeceğiz? Zeytin, sabah zeytinimize koyabiliriz. Biz bugün Didim'deydik. Çok selam ediyorum onlara. Hı hı. Çok nefis bir zeytin yağı üretiyorlar. Orada ekmeğinizi batırıp yiyebilirsiniz. Ya da aç karınla içilebilir. İsterseniz, içebiliyorsanız, benim gibi alışırsanız içebilirsiniz. Siz ama nasıl tüketiyorsunuz? Ha? Siz nasıl tüketiyorsunuz zeytinyağını? Vallahi sabah şu ince bardak çay bardağının şöyle. Evet, yarısı kadar. Bu kadar aşağı. Bunu daha evet. Biraz daha azı belki. Daha azı ama siz başlangıçta hepsini yapamazsanız hemen suratınızı asarsınız. Yani nasıl ben Cansu evet. Nasıl fena olmuş? Cansu ben evet o yüzden bilmiyorum içebilir miyim ama belki kaşıkla alın. Evet. Kaşıkla alın. 6 kaşık alın mesela gün içinde. Hı-hı. Aç karnına da alabilirsiniz, tok karnına da alabilirsiniz. Midenizde bir bulantı yapabilirse hemen arkasından biraz peynir yiyin. Bitti. Hı-hı. Yemeklerimizi yapabiliriz. Onu şey yapabiliriz. İşte zeytinle birlikte tüketebiliriz. Zeytinde de bir sınırlama yok mu kahvaltıda? Yok ben hiçbir şeyi sınırlamam. Doyuncaya kadar derim. Kriter. Karatay kriteri. Doyuncaya kadar. Doyduğunuz zaman yani kısıtlama düşünürseniz Didem Hanım çok iyi bir şey. Kime karşı neyi kısıtlıyorsunuz? Yani ben onu seviyorsam eğer vücudum istiyorsa istediğim kadar yiyebilirim doyuncaya kadar. Siz doyduktan sonra vücudun ihtiyacı kalmadıktan sonra zaten vücut almaz onu, istemez.
O duyguyu yaşamak lazım. Evet. Doyma duygusunu yaşamak lazım. Peki şimdi gelirken işte şu soruyu sor dediği sorulardan bir tanesi, onu soralım sonra devam edelim. Diğer başlıklara geçeceğim ben. Deniyor ki tamam biz Canan Karatay'ın o beslenme düzeni yapıyoruz bir süre. Fakat daha sonra bunun devamı bir türlü gelmiyor. Yani o bir türlü oturmuyor. Ne öneriyor hoca? Yani bunun nasıl sürekli hayatımızda olması için o disiplin nasıl sağlanacak? Bu tabii kişinin biraz da aslında iradesine mi bağlıdır? Bu alışkanlık. Alışkanlığa alışkanlıkları mı bağlıdır? Yıkmak ve yeni alışkanlıklar geliştirmek zaman alır. Hı-hı. Sabretmek lazım. Ama bunu çok sıkı olarak ben konuşmuyorum. İyileştikten sonra her şeyi tüketebilirsiniz doğal olmak şartıyla. Hı-hı. Onu söylüyorum. Yani mesela insülinize bakacaksınız. İnsülininiz 5 ve 5'in altındaysa azar azar olmak şartıyla her şeyi tüketebilirsiniz. Ama sağlıklı olana dikkat edeceğiz. İşlenmiş olmayacak. İşlenmiş gıdalar çok tehlikeli. Çok ısılı işlem görmüş gıdalar çok tehlikeli. Onun dengesini herkes kendi vücuduna göre bulacak. Yani illa hayat boyu bunu yapın demiyorum. Zaten o da bana karşı çıkanların yanlış algılaması. Sanki büyük bir kısıtlamaymış gibi. Kısıtlama yok. Her şeyi yiyorsunuz. Hı hı. Bol bol bulabilirseniz, şimdi Kurban Bayramı'ndayız. Hı hı. Bayramdan bayrama bu Türkiye'de et yedir ama eti yağıyla beraber yiyin, acıkmazsınız. Hı hı. Biz dün Didim'e giderken Milas'ta çok önemli bir paçacı var, biliyoruz. Ona gittik, paça içtik. Afiyet olsun hocam. Çok önemli, çok güzel, doğal ama her şey doğal, katkısı yok. Ondan sonra yaprak ciğer yedik. Bakın saat 3 falandı. Sabah 11'e kadar tok kaldık. Hiçbir şey yemedik hepimiz. Ha, gece mi yediniz? Hayır, gündüz. Gündüz yediniz. Ertesi gün 3'e kadar. 10'a kadar. Kahvaltıya kadar. Hiç kimse acıkmadı. O kadar da yol gittik. O kadar da imzada bulunduk. Didim'de şimdi biliyorsunuz Yazarlar Festivali var. Hı-hı. Orada benim imzam vardı dün gece. Şey olarak. Yani böyle. Peki şimdi Kurban Bayramı dediğiniz için et nasıl tüketilmeli? Kırmızı eti nasıl yiyecek izleyiciler? Ne yapacaklar hastalar ya da eğer varsa? Yani Didem Hanımcığım, kırmızı et şimdiye kadar hiç yenmiyor muydu? Yani ben söyleyince mi yiyecek herkes? Hı-hı. Ama nasıl tüketilmesini öneriyorsunuz? Vallahi şimdi yağıyla tüketilecek. Hı-hı. Protein yağla beraber tüketildiği zaman vücuda faydalıdır. Protein 3 proteine, ki kırmızı et diyoruz, 1 yağ gibi. Hı hı. 3'e 1 oranda mutlaka doğal hayvansal yağdan bahsediyorum. Hayvanın yağdan zaten bahsediyorum. Tüketilecek. Nasıl seviyorsanız hafif ızgara yapılabilir. Hı hı. Şimdi tabii ki kavurma yapılabilir. Kuyruk yağıyla beraber çok güzel olur. Kuyruk yağını da ben çok severim mesela. Ama herkes sevemeyebilir. Hayır, ben illa yiyin demiyorum ki. Ne seviyorsanız onu yiyin diyorum. Ama yenilebilir diyorum. Tehlikeli değildir diyorum. Kuyruk yağının glisemik indeksi sıfırdır diyorum. Sizi tok tutar gün boyu. Canınız bir şey istemez. O zaman karaciğerden yağlar gider diyorum. Şimdi kurbanlar yapılacak ama o etler de tabii çok konuşuluyor. Her bayramda da konuşuluyoruz ama yine bazen kafalarda karışabiliyor. Hemen tüketmemek lazım değil mi? Onu ne yapmak lazım hocam? Yani hayvan kurban edildikten sonra. Şeye bağlı, tercihinize bağlı. Bekletebilirsiniz. Zaten dağıtmanız lazım. Dağıtmamız dilimiz öyle şey yapıyor. Yerine getirmek lazım. Dağıtmamız lazım. Eti olarak işte buzluğa koyulup sonra tüketilebilir. Hemen sıcağı sıcağına kesilir. Tamam, öyle yapanlar hemencecik biraz zararlı sert oluyor galiba, bilmiyorum. Hı. Ama hemencecik kurbanda yenir. İlk gün yenir. Hı hı. Kavurma yapılır. Biz çok da lezzetli olur aslında. Tabii ki yani. Evet. Yağıyla beraber, bol yağla. Zaten bütün yemeklere, hı hı, lezzet veren yağdır. Hayvansal yağdır. Peki hocam, tereyağı. Yani şimdi çok, o kadar çok tereyağı var ki piyasada. Tereyağını insanların kendisi yapması da artık çok zor değil mi? Nasıl ulaşacaklar gerçek tereyağı? Tereyağı yiyin diyorsunuz da. Arayıp bulsunlar. Bulunabilir mi? Bulunuyor. Şimdi artık hep bulunuyor. Çünkü doğal gıda deniyor. İşte doğal, gerçek tereyağı deniyor. Ama onun gerçekten doğal olup olmadığı. Tadından anlarsınız. Yani hakikaten çok karışıkları da var. Her şeyde. Sıvı yağlarda da çok karışıklıkları, hı-hı, var. Doğalını bulacağız. Evet. Arayacağız. Ve de arz talep meselesi. Biz talep edince mecburen arz edecekler. Hı hı. Bir süreç geçirmemiz lazım. Şimdi o süreci geçiriyoruz. Ona da bir örnek vereyim ben size. Söyleyeyim. Mesela günlük süt. Hı hı. Yani 2016'da, 2017'de 10 ton girerdi İstanbul'a. Şimdi 20 ton girmeye başladı. Günlük süt.
Peki günlük süt olarak satılan işte birkaç günlük işte devam eden 5-6 gün devam eden sütler var. Piyasada şimdi onlar da var. Onların sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Niye sağlıklı olmasın? Kaynatıyorsunuz zaten. Tabii. Yani kutu sütleri. Kaynattıktan sonra. Tabii ki. Problem yok diyorsunuz. Hocam bir ara verelim. Aranın ardından biraz yumurtayı sonra da vitaminleri ve mineralleri konuşalım. Orada da ilginç detaylar var. Ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. İzninizle biraz ara sonra değerli konuğum Sayın Canan Karatay ile yayınımıza devam ediyoruz. Programa devam ediyoruz. Türkiye'nin nabzında Profesör Doktor Canan Karatay ile birçok başlığı konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi minerallere ve vitaminlere geçmeden önce yumurta dedik. Yumurtayı nasıl tüketmeliyiz? Faydalı mı, zararlı mı? Bu tartışma hala devam ediyor hocam. Tartışma devam etmiyor. Çok yeni bir çalışma yayınlandı. Yumurta kalp dostudur, kalbi korur. Bilinen aksine kalp hastalığı yapmaz diye yeni yayınlandı. Bu bir. İkincisi, FDA yayınladı geçen 10 gün önce. Bu da çok ses getirmedi Türkiye memleketinde. Karatay haklı denildi. Kolesterolün hiçbir zararı yoktur. Kolesterolü zararlı yiyecekler veya zararlı maddeler arasından FDA çıkardı efendim. Öyle mi? Esas şeker çünkü. Asıl zararlı olan şeker mi? Evet, esas zararlı olan şeker olduğunu FDA de sonunda kabul etti. Biz de kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hocam şimdi bir yetişkin bir insan günde kaç yumurta tüketmeli? Nasıl tüketmeli yumurtayı peki? Şimdi bu kadar eğer yararlıysa. Kaç yumurtayı bilmiyorum ama istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Vücudunuzun aldığı kadar tüketebilirsiniz. Çin'de kolesterole de yani birçok şeyde neden olmaz diyorsunuz yani. Tam tersi. Kolesterolü düşürüyor. Öyle mi? Evet. Kalp krizini önlüyor. İşte gösterildi. Çin'de yeni değil. Geleneksel olarak hamilelere ve lohusalara günde 10 yumurta veriliyor. Ama 10 yumurta birden değil. Sabah 2, öyle işte rafadan veya omlet veya sebzeli. Yani bizim mesela demin de söyledik, menemen çok önemli. Menemenin içine sebze de giriyor, tereyağı da giriyor. Yumurta da giriyor, sarısı ve beyazıyla beraber. Senelerce sarısını yemeyin, beyazını yiyin. Yok böyle bir şey. Tamamen yapay uydurmasyon. Yenebilir mi ikisi de? İkisi birlikten yenecek ve bol bol yenecek. Yumurta yemezse çocukların beyni gelişmediği için, çünkü yumurtanın sarısında kolin denilen bir madde var. Kolin nedir? Asetilkolin dediğimiz beynin en önemli, sinir sisteminin en önemli uyarıcılarından transmitter dediğimiz birisi. Asetilkolinin en doğal maddesi kolin yumurtanın sarısında vardır. Çocukların beyni gelişsin diye, büyüklerin de beyninde bozulmasın diye yumurta sarısıyla beraber yenecek. Yalnız yumurtayı çok fazla haşladığımız veya çok fazla kavurduğumuz zaman tehlikeli Didem Hanım. Nasıl mesela çok fazla haşladığımız zaman sarının etrafı şöyle gri olur ya, hafif. O tehlikeli çünkü artık yumurta değil. O artık doğalsı bozulmuş, denatüre olmuş. Toz halinde ağzınıza aldığınız zaman dağılır. Şimdi ben size süre soracağım ama kaç dakika o zaman? Ya onu nasıl ölçeceğiz? Şimdi kaç dakikayı nereden bileyim ben? Hayır şöyle. Kayısı kıvamında. Sarı kayısı kıvamında olacak. Veya yağ kırdığınız zaman çok katı olmayacak. Sarı rengi çok katı olmayacak. Çünkü katılaşmayacak. Katılaşmayacak. Şimdi kaç dakika diyorsunuz ya. Kaç dakika da şimdi... Kullandığınız ocağa bağlı. Tabii, doğru. Elektrik ocağı mı, gaz ocağı mı, odun ocağı mı kullanıyorsunuz? Çelik mi kullanıyorsunuz, bilmem ne mi kullanıyorsunuz, bilmem ne mi kullanıyorsunuz? 10 tane yumurtayı mı bir araya koyuyorsunuz, 2 tane mi bir araya koyuyorsunuz? Hepsi dolayısıyla fark eder. Kıvamını söylüyorsunuz. Evet. Kıvamı önemlidir diyorsunuz. Evet, herkes kendi ocağına, kendi kabına, yumurtanın sarısına göre ayarlayacak onu yani yapa yapa. Çok kaynatmayacak dakikalarca. Çok kaynatmayacak evet. Çok kaynatmayacak. Yağda da çok kavurmayacak. Evet hafif bütün böyle. Mesele o. Yani önemli olan kavrulma. Çünkü kavrulduğu zaman yani yağ yandığı zaman veya yemek yandığı zaman trans yağ dediğimiz en tehlikeli kanserojen yağlar meydana geliyor. Esas
hastalıkların bir sebebi de kronik inflamasyonun, kanserin, işte şeyin bir sebebi de şekerle beraber trans yağlardır. Hocam protein ağırlıklı beslenmek doğru mu yanlış mı, ne düşünüyorsunuz? Protein ağırlıklı diye bir şey yok. Protein yağla yenecek kardeşim. Hayır, anladım. Karbonhidratla beraber ağırlıklı diye bir şey yok. Hayır, protein ağırlıklı beslenenler. Ben öyle şey bilmem. Öyle şeyler de ben var. Ben öyle şey bilmem. Hepsi hikaye. Hikaye mi? Protein mutlaka yağla mı çıkıyor? Ve sebze mutlaka olacak mı? Hepsi bir arada olacak. Sebze karbonhidrat. Sebze karbonhidrat. Hepsini dengeli olarak. Kuru fasulye. Bakın kuru fasulyeye bakın. İşte mercimeğe bakın. En doğal besin. İçinde yağ var. Protein var. Karbonhidrat var. Mineral var. Vitamin var. O şekilde doğa onu. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Siz gıda mühendislerine bakmayın. O doğa o şekilde onu yapıyor. Fındık fıstıkta da öyle. Peki bulgur? Bulgur konusunda ne düşünüyorsunuz? Bulgur buğday. Yine bulgura ve una dayandık, buğdaya dayandık. Buğday. Evet, buğday doğru. Bulgur buğday. Tamamı karşısınız o zaman ona. Yani zararlı diyorsunuz. Karşısınız yani derken zararlı. Yani çok aşırı tüketilmeyecek hastaysanız onu söylüyorum. Ama bir sağlık problemi. Gluten alerjiniz varsa tabii ki, ama genelde gluten intoleransı diyoruz. Gluten intoleransının 22 belirtisi var. Yani böyle farkında olmadan millet gluten intoleransı içinde. Baş ağrısına sebep olabiliyor. Mide bozukluğuna sebep oluyor. Efendime söyleyeyim, kabızlığa sebep oluyor. İshale sebep oluyor. Kaşıntıya sebep oluyor. Bunları araştırmak lazım. Onu söylüyorum. Peki, şikayetlere göre. Kalp hastası biriyle kalp sorunu olmayan birinin aynı şekilde kırmızı eti tüketmesi mi gerekir? Nasıl tüketecek? Kalp hastası olan biri kırmızı eti nasıl yiyecek? Ne yapacak? Bol bol yiyecek. Yediği bulursa yiyecek, eğer parası müsait. Korkmayacak. Kalp hastası olsa bile korkmayacak mı? Kırmızı eti rahat rahat tüketebilir mi hocam? Tabii ki tüketecek. Yağ ile beraber tabii ki. Belki de onu tüketmediği için kalp hastası oldu. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Ezber basıyorum ki. Ay hocam ya. Gerçekten ilginç. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Sonra... Bakın bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyin hocam. Şimdi kırmızı et diye takmışsınız ya. Veya takılmış ya. Takmadım, ben soruyorum canım. Biliyorum evet. Canım. Ben i̇şte niye yani takayım? Halk takmış. Evet. Takmışsınız dediysem siz değil yani. Evet. Takılmış ya. Kırmızı et yemeyin. Beyaz et yiyin diyelim, diyor mu? Beyaz etlerden biri balık. Biliyor musunuz balıkta daha çok kolesterol var kırmızı etten? Daha fazla var. Tabii ki. O kadar bilinçsizce ki bu yaklaşım. Kırmızı olmasının sebebi demirin fazla olması. Balıkta, bilhassa Kuzey Deniz balıklarında yağ çok fazla, kolesterol çok fazla ki hayatta kalabilsin. Tavukta da, işte tavuk gıt gıt gıdak diyor. Doğal serbest dolaşan tavukta da kolesterol var. Onlarda kolesterol yok mu? Kolesterol olmadan hiçbir bitki ve hiçbir canlı olmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir tek kolesterol hastalık sebebi diye ortaya çıkmak kadar öyle deniliyor. Yüzyılın en büyük yalanı deniliyor artık. Siz kırmızı eti yer misiniz sık sık? Bulursak yeriz tabii ki. Yemez olur muyuz? Tavuk peki yer misiniz? Tavuk bulabiliyor musunuz? Tavuk hiç yemem. Tavuk hiç yemiyor musunuz? Peki ne öneriyorsunuz? Sağlıklı bir sağlıklı derken böyle iyi bir şey, doğal bir tavuk bulmak mümkün mü şu anda günümüzde? Vallahi uğraşmıyorum. Çünkü bu yok diyorsunuz öyle mi? Uğraşmıyorum. Umurumda değil. Niye, eski bir köy tavukları çok da lezzetli olur hocam yani. Yani bulursa afiyet olsun. Ben bulsam yiyeceğim de. Yok yok. Evet. Peki şimdi kolesterol meselesiyle ilgili söylediniz ama kolesterol nasıl hiç düşmesi ya da şey olması, düşürmek için çaba sarf etmek gerekmiyor mu kolesterol meselesini biraz daha açalım? Çok çok yanlış, evet. Kolesterolü şunu söyleyeyim yalnız. Söyleyin. Kolesterol bir tek kolesterol formülü vardır. İyi kolesterol ve kötü kolesterol lafı tamamen uydurmadır. Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşamaktadır. Beyler de uzun yaşamaktadır. Kolesterolü düşük olanlarda kanser sıkla gözükür ve erken ölüm olur. Bütün mesele bu. Peki yüksek kolesterol ile damar tıkanıklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Hiçbir ilişki yok. Neden? Tamamen manipüle edilmiş çalışmalardır ve o bilimsel olarak sunulmaktadır. Onun ilaç firmalarının destekledikleri hiçbir çalışma bilimsel değildir. Çünkü rakamlarla oynanmıştır. Çünkü
rakamları işkence yaparsanız sizin her istediğinizi söyler. Ama hocam yine de eğer kişi kalp hastasıysa ve işte... Kalp hastalığının sebebi şeker. Kalp hastalığının sebebi insülin. Kalp hastalığının sebebi trans yağlar. Bu gösterildi artık. Hayır şunu yani şimdi eğer... Kolesterol değil, bitti. Anladım ama şimdi sizi izleyen kalp hastası biri ilaçlarını falan bırakmaya kalkarsa... Yok ben onu bilemem. Yani ben onları öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü o çok hassas bir mesele. Hekimlerine danışsınlar. Yalnız kolesterolün damarı tıkadığını gösteren bir tek çalışma yok. Kitaplarımda da bunu söylüyorum. Bunu Ahmet Rasim Küçük Usta da çok güzel söyledi. Profesör Ahmet Aydın da nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Yani en sevdiğim arkadaşlarımızdan biriydi. O da bunu söyledi. Bu artık FDA de bunu kabul etti. Ama ilaçları bırakıp bırakmamaları hekimlerle kendileri arasında. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben teorik olarak kolesterolün damarları tıkamadığı. Demin söyledim. İnsülin yüksekliği pıhtı yapıyor kardeşim. Pıhtının beyne pıhtı atmak demek insülin yüksekliği demektir. Şeker yüksekliği demektir. Bu artık ispat edildi. İşte okuyayım mı şurada? Söyleyin. Şimdi bu kitaptan, şu kitaptan, hamilelerden. Hamileler, evet. Peki hocam. Sağlıksız karbonhidratlar, yani işlemler, şekerler, tatlılar, yüksek glisemik indeksli yiyecekler. Ne yapıyorlar? Vücuda girer girmez kan şekerini yükseltiyor. Kan şekeri yükselince insülin yükseliyor, ikisi birden. Kan şekeri ve insülin yükselince ne oluyor? Bir, merkez sinir sistemi uyarılır. Adrenalin salgılanır böbrek üstü bezinden, damarlar büzüşür. İki, kontrol edilemeyen hücre büyümesi meydana gelir, kanser. Kanser, hiperplazi diyoruz. Üç, androjen, yani erkeklik hormonlarının salgılanması artar. 4. Kanın pıhtılaşması artar. Demin söyledik. İç organlarda yağlanma başlar. Yani trigliseritler hemen oralara gönderilir. Yağ hücreleri onlarca hormon üretir. Demin de söyledik. 22 tane hormon üretiyor. Ve buna sebep olan kronik inflamasyon ve hastalıklar. Not. Yağ kitlesinden, vücuttaki yağ kitlesinden 1 kilo azalınca, yani 1 kilo zayıflayınca dahi, yukarıda belirtilen hastalık riskleri %10 azalıyor. Kötü bir şey mi söylüyorum? Güzel bir şey söylüyorsunuz ama tabii bu hastadan hastaya, kişiden kişiye tetkikler de yapılması lazım tabii herkeste. Yani tabii uygularken hekimlerine danışmadan tabii bunları birçok şeye dikkat ederek yapmaları gerekiyor değil mi hocam? Bu yok tabii ki hekimlere danışacaklar. Hekimlik yapmıyoruz ki biz burada. Tabii. Ben genel prensipleri konuşuyorum. Doğru, biz hekimlik yapmıyoruz. Ben burada reboot kontrol hiçbir hekimlik yapamayız. Tabii damar tıkanıklığının asıl nedeni dolayısıyla siz şeker diyorsunuz, kolesterol değil öyle mi? Tabii ki. Biraz ben demiyorum. Bütün bilimsel çalışmalar bunu söylüyor. Senelerce bu saklandı, gizlendi. 1972'de Oxford profesörü Yudkin'in kitabı var. Şeker. Şeker diyor ki, saf, beyaz ve öldürücü. Kitabın adı. Bütün araştırmaları var. Hakiki bilimsel araştırmalar. Bakın, ondan şimdiye kadar kimse bahsetmedi. 72'de yayınlanan bir kitap. Peki şimdi ekmeği az önce konuştuk ama şeyi atlamadan onu atladık. Karbonhidratı hangi besinlerden alabiliriz? Yani karbonhidrat. Yumurtada karbonhidrat var. Tamam. Kırmızı ette karbonhidrat var. Bütün sebzeler karbonhidrattır. Bütün sebzeler. Tabii ki. Karbonhidrat olmadan sebze olmaz. Bütün kuru yemişler karbonhidrattır. Fındık, fıstık. Hatta diyoruz fındık, fıstık çıtır çıtır hem kan yapar hem ısıtır. Her şey var. Kuru fasulye, baklagiller var. Mercimek, bakla. 60 türü var onun. Tamam. Bütün onlardan rahat. İşlen yani doğal karbonhidratı da, doğal proteini de dengeli olarak, doğal yağları da almak mümkündür. Peki havuç meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Havuç masum mudur? Ya havuç ek... Şimdi şöyle. Onu da bir söyleyelim. Tabii ki havuç da lahana da. Glisemik indeksleri düşüktür. Evet. Çiğ oldukları zaman. Haşlandıkları zaman glisemik indeksleri yükselir. Onun için havuç da lahana da çiğ olarak tüketilebilir. Lahana grubundan brokoli de var, karnabahar da var. Bunlar çiğ olarak en sağlıklı prebiyotiklerdir. Tüketilebilir. Hatta lahana veya havuç
veya işte brokoli ne aklımıza geliyorsa veya karnabahar fermente yapılarak yani turşu yapılarak tüketildiği zaman en sağlıklı sebzelerdir. Hı hı. Şimdi o meseleyi biraz daha açalım o zaman. Diyorsunuz ki işte bir prebiyotikler bir de probiyotikler var. Prebiyotikler ve probiyotiklerle ilgili biraz da o meseleyi açalım. Onlar niçin tabii, önemlidir? Tabii şimdi oraya girdik. O zaman onu söyleyelim. Şimdi minerallere geçmek istemiyorum. Çünkü mesele oraya geldiği için onu biraz konuşalım istiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi insan vücudunda, bağırsaklarımızda, ağzımızdan, burnumuzdan sonuna kadar olan bölüme bağırsaklar diyoruz. Buna yemek borusu da dahil, işte şey de dahil, mide de dahil ve bütün bağırsaklar, 12 parmak, ince ve kalın bağırsaklar dahil. Bütün bunlar dahil. Burada bizimle beraber anadan doğduğumuzdan itibaren yaşayan mikroplar var. Bu mikroplar ki biz bunlara mikrobiyom diyoruz. 3 trilyon, daha da keşfedilmemişleri de var. 3 trilyon. Ve bu bağırsağı bir ağızdan sonuna kadar olan kısmı boru olarak düşünün. Bu boruyu şöyle yarıp açtığımız zaman yüzeyi bir futbol sahası kadar. Ve bu aynı zamanda bu yüzeyin içinde ayrıca... O kadar geniş yani. O kadar büyük. Esas çok büyük bir organ. Ve de aynı zamanda bu yüzeyin üstünde bir sürü tüyler var. Bu tüyler var. Bu tüyler ve hücreler, bağırsak hücreleri vücutta ve de orada yaşayan mikroplar. Yani mikrobiyom. Bu mikrobiyomun ağırlığı 2 kilo. 2 kilo ağırlığında. Hepimiz onu taşıyoruz. Ve bu 2 kilo ve 3 trilyon olan mikroplar veya bakteriler de diyebiliriz. Çok çeşitleri var. Bunların keşfedilmemiş olanlar da var. Hala keşfediliyor. Şey olarak dost olanları var. Yani birlikte simbiyoz yaşadığımız bize faydalı olanlar var. Bir de düşman olanlar var. Peki. İşte düşman olan, hastalık yapan mikroplar arttığı zaman hastalanıyoruz. Onlar arttığı zaman kronik inflamasyon başlıyor. Ne arttırıyor onları? Yani? Onları ne arttırıyor? Onları gluten arttırıyor, ekmek arttırıyor, şeker arttırıyor. Onları dost bakterilerin ölmesi artırıyor. Dost bakterileri öldürenler de ilaçlar, antibiyotikler, antidepresanlar. O kadar zararlı diyorsunuz. Öldürüyor. O dengeyi bozuyor. O denge bozulunca hastalıklar başlıyor. Dost bakterileri çoğaltırsak daha sağlıklı oluyoruz. Nasıl artırabiliyoruz onları? İşte dost bakterileri artıranlar da prebiyotiklerle probiyotikler. Prebiyotik nedir? Nedir lütfen? Prebiyotik demek dost bakterileri besleyenler, besleyen gıdalar. Hı hı. Bunlar neler? İşte bunlar lahana, bunlar soğan, bunlar sarımsak, havuç, bunlar zeytinyağı, bunlar prebiyotik. Vücuda girdiği zaman dost bakterilerin çoğalması için besin. Tamam. Bir de canlı bakteriler olan dışarıda üreyen işte mesela yoğurt, ev yoğurdunda üreyen doğal maya ev yoğurdu, onlar ev sirkesi. Probiyotikler. Onlar da probiyotik. Probiyotikler. Probiyotik evet. Ne demek? Canlı bakteriyi vücuda sokmak demek. Probiyotik. Ama probiyotikleri tablet olarak vücuda sokamazsınız. Alanlar var. Var, ben biliyorum, onun için söylüyorum. Ben de o yüzden soruyorum. Evet. Çünkü alan arkadaşlarım da var. Sokarsanız ne olur peki? O hap olarak alınırsa ne olur? Hayır, yani probiyotik şu bakımdan probiyotik aldığınızı sanırsınız ama onlar işlem gördüğü için orada canlı kalmıyor ki. O tablette canlı olabilir. Evet, doğru. Onu söylüyorum ben. Ama bir yararı yok diyorsunuz yani. Yararı yok diyorum. Yani alınabilir ama yani, bir faydası yok yani. Yani yararı yok ama işte paranız gider. Başkaları zenginleşir. Peki probiyotikleri anlatmaya devam edelim. Başka şey yoğurt dediniz. Ev yoğurdu. Ev yoğurdu. Doğal fermentasyon. Doğal fermentasyon sirke. Ki yani sirkenin çok sağlıklı olduğu ev sirkesinin artık biliniyor. Şey olarak. Onun için o ve de İbn Sina zamanından beri fermente edilmiş her gıda olabilir. Ki Çin'de
Mesela yumurtayı bile fermente ediyorlar. Yani onun içinde canlı bakteri ürüyor. Onun için fermente edilen, tabii biz her şeyi fermente etmiyoruz. Şey olarak mesela soya fermente edildiği zaman faydalı. Ama öbür türlü yenildiği zaman zararlı. Peki hocam sirkeyi nasıl mesela tüketmelerinde? Tabii salataların üzerine koyabilirler. Salataya koyulabilir. Sabah mesela işte suyun içine koyup içenler var. Mideye bir zararı dokunur mu? Onu nasıl doğal fermente olan hakiki sirke dokunmaz. Ama suyla sulandırdığınız zaman tabii ki onu içebilirsiniz. Peki antibiyotikleri de yeri gelmişken konuşalım. Bununla ilgili ciddi uyarılar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili kamu spotları hazırlıyor. Antibiyotikler nasıl bir vücutta, tamam bahsettiniz ama biraz daha açalım. Yani herkes de öyle bir, çünkü aslında o biraz kırılmaya başlandı gerçi. Hekim antibiyotik yazmadığı zaman hekime kızan hastalar da oluyordu zamanında, ama nedir antibiyotiklerin vücuda verdiği zarar? Nasıl yazmak lazım? Ne yapmak lazım? Nasıl kullanmak lazım onları? Antibiyo ne demek? Ne demek? Canlıya karşı, canlıyı öldürür demek. Şimdi mikropları öldürüyor. Antibiyotikler bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Ama antibiyotik vermek mecburiyetindeyiz tabii bazı durumlarda. Evet. Yani antibiyotiklerin leblebi gibi verilmesi tehlikeli. Ama dediğiniz gibi biraz trend değişiyor. Biraz ama senelerden başlandı. Beri uğraşıyoruz değilsin diye. Devlet de uğraşıyor. Kamu devlet de uğraşıyor. Şu olarak artık reçetesiz verilmiyor. Eskiden reçetesiz gidiyordu. Benim çocuğumun ateşi yükseldi, ver bir antibiyotik. Eczacı da veriyordu. Neyse, o biraz önlendi gibi. Ama yine de şakır şakır kullanılabiliyor. Antibiyotik kullanmanın kriterleri vardır. Bir, çok yüksek ateş olduğu zaman... Bir kere şunu söylemek istiyorum. Virüslerde antibiyotikler etki etmez. Viral enfeksiyonlarda. Ve enfeksiyonların, bilhassa kış enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu viraldir. Dikkatli olacağız. Şey olarak, antibiyotik kullanımının kuralları vardır. Buna uymak mecburiyetindeyiz. Biz bunları ders olarak çok anlattık. Hekim olarak çok uyguladık. Eğer boğazınızda bir enfeksiyon varsa boğaz kültürü alınır. Kültür yapılır, mikrop üretilir, bakteri üretilir, o bakteriye hassas olan antibiyotik bulunur, o verilir. Geniş spektrumlu diye verildiği zaman yandınız. Ondan sonra ikincisi, idrarınıza bakılır. İdrar sıkıntınız varsa idrarda kültür üretilir, balgamda kültür üretilir. Hatta çok yüksek ateşli, ameliyatlı hastalarda kanda biz kültür üretir. O kan sırasında alınır. Kanda hangi mikrop var, ona göre antibiyotik verilir. Gelişi güzel antibiyotik kullanımı maalesef bütün dünyada da bu yaygın. Bütün dünyada bu kadar yaygın değil. Fakat başka nedenlerle, onu da söyleyeceğim. Artık antibiyotiklere mikroplar direnç meydana getirdi. Ve artık antibiyotikler maalesef, antibiyotik devri bitti diye konuşuluyor yurt dışında. Antibiyotik era ya sonuna gelindi. Çünkü mikroplar direnç meydana getirdi. En tehlikeli durumdayız. Bunun bir sebebi de hayvanlara antibiyotik verilmesi. Besin olarak hayvanlara, işte şeylere antibiyotik verilmesi. Orada nasıl kullanılıyor? Hayvanlara neden antibiyotik veriliyor? İşte sütü fazla üretiliyor. Yok şeysi fazla. Onu özellikle bir, tavuklarda mesela galiba var. Veriliyor. Şeylerde de, büyükbaş hayvanlara da, diğer hayvanlara da veriliyor. O da insan vücudundaki o, yani o mikroplara direnç meydana geldiği zaman insan vücudunda da o mikrop meydana geliyor maalesef. Şey olarak. Mesela şimdi Amerika'da tüberküloza dirençli tüberküloz mikrobu üredi, bakterisi üredi. Tüberküloz ilaçları etki etmemeye başladı. Yani bu durumdayız. Onun için, çünkü alışkanlık kazanıyor vücut antibiyotikleri. Vücut alışkanlık kazanmıyor. Ne vücuttaki oluyor? Mikroplar direnç meydana geliyor, etkilemiyor. Direnç meydana getiriyor daha doğrusu. Yanlış tanımlıyorum. Onun için önemli olan vücudun bağışıklık sistemini bozmamak. Zaten mikrop var vücudumuzda. Ciltlerimizde de var. Hepsi her bir yerde var. Burnumuzda, dudaklarımızda, her bir yerde var. Onun için Karatay diyor ki bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. Bağışıklık sistemimizi de en güçlendiren şey bağırsaklarımızdaki dost bakterilerdir. Bağışıklık sistemimizin
%90'ı bağırsaklarda olur. Bağırsaklarımızı bozmayacağız. Doğal besleneceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu bağırsaklardan mı geçiyor? Evet efendim. Öncelikle. Evet efendim. Başka? İstikbal bağırsaklardadır. Evet, onu öyle söylüyorsunuz. Peki başka nasıl bağışıklık sistemi güçlendirilebilir? Tabii ki. Yani hangi yöntemlerle? Orada vitaminler, mineraller ve D vitamini. Onlara gireceğim biraz. Evet, yani onların hepsi bir bütün, onu anlatmaya çalışıyorum. Yok yumurta yedin, yemedin, vitamin aldın, almadın değil. Bütün bunlar bir bütün. Peki aşı meselesini de, çünkü tatil işte bayramdan sonra işte herkes hazırlıklarına başlayacaklar. Eylül ayında da okullar açılacak. Aşı ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi herkes işte aşı yaptırın, işte gençler, işte özel pardon çocuklar, yaşlılar yaptırsın diyor. Siz ne düşünüyorsunuz aşı özellikle? Benim ne düşündüğüm belli. Grip aşısından bahsediyorum. Ben grip aşısı yapılmaması, bağışıklık sistemi güçlenirse aşıya gerek yok diyorum. Bunu da gösteren bir sürü çalışmalar var. Ama özellikle diğer bir tartışmada bebeklerde aşı meselesi var. Özellikle yaptırmayanlar da var. Aşıya genel olarak aşının hepsine karşı mısınız yoksa? Ben yani büyüklerde yapılmayacak diyorum. Tamam. Çocuklarda da kendileri karar verecek doktorlarıyla. Çocuk doktoru değilim. Ama yine de bunu söyleyince tabii herkes... destekliyor musunuz? Nerede duruyorsunuz? Neyi destekleyeceğim? Aşı mesela birçok hastalıkla ilgili bebeklikten itibaren aşı yapılıyor ya. O aşılarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum hocam. Yani bir kere alüminyum ihtiva edenler tehlikeli. Alüminyum nörotoksiktir. Tamam. Yani sinir sistemi de bozar. Nöropati de yapar. Alzheimer da yapar. Bulama da yapar. Onun için yaşlılara injekte edilmesi doğru değil. Çünkü alüminyum tabii bana karşı olanlar, işte suda da alüminyum var, şeyde de alüminyum var. Ağızdan alınan alüminyumla %100 injekte edilen alüminyumun arasında çok büyük fark var. Yani injekte de şey olan. Nasıl fark var? Direkt olarak dolaşıma geçiyor. Ağızdan alınan emilmiyor bile. Enzimler onunla uğraşıyor, kaçta kaça emiliyor. Onu söylüyorum. Ama grip aşısı yaptırmak şart değil. Ben onu söylüyorum. Şart değil. Vücudu da korumuyor mu diyorsunuz hastalıklara karşı? Vücudunuzu korumak için başka sebepler var, başka şeyler var. Direncinizi artırın. Probiyotik yiyin, prebiyotik yiyin. Çıkın dışarıda dolaşın. Spor yapın. Şarkı söyleyin. hem ruhunuzu hem ruhunuzu besleyin diyorsunuz. İyi uyuyun. Hepsi aynı. Ruh beslemekle beden beslemek aynı. O ayrı ayrı değil. Evet. Bir tek dolaşım var. Uyku dediniz. Uyku çok önemli. Çok önemli. Tabii ki. Nasıl bir uykudan bahsediyorsunuz? Uyku kalitesi de önemli çünkü. Evet. Uyku, iyi bir uyku çok önemli. Uyku neden önemli? Çünkü uykuda uyurken çok önemli, vücutta iki hormon salgılanıyor. Bu hormonların salgılanmasına fırsat vermemiz lazım. Hangi hormonlar? Bu hormonlardan biri leptin hormonu. Evet hocam. Leptin hormonu uyku sırasında vücuttaki yağlardan enerji sağlar vücuda. Yani yağların erimesini sağlar. Leptin. Leptin, tamam. Bu bir. Bir de gece büyüme hormonu salgılanır. İşte çocuklara deriz ya, uyusun da büyüsün dedi. Çocuklarda büyüme hormonu. Bizde de, yani yaşlılarda da vücudun yeni hücrelerinin yapılmasını sağlar. Büyüme hormonu. İşte hücrelerimiz 3 ayda bir ölüyor. Artık o gösterildi. Yenisi yapılıyor. Veya bir yara olduğu zaman veya ameliyat geçirdiğimiz zaman veya bir kırık geçirdiğimiz zaman hücrelerimizin yeni hücre yapımı sırasında yapılması için growth hormona, büyüme hormonuna gerek var. Bu gece salgılanır. Onun için iyi bir uyku. Bunun ideal saatleri var mıdır hocam? Yani belli saatler midir? Nedir o saatler size göre? Şimdi şöyle söyleyelim. Uykunun ideal saatleri yok. Yani gece çalışanlar gündüz uyuduğu zaman aynı şey. Gece çok nöbet tuttuk. Yani siz de işte geç vakitlere kadar biliyorum. Gece nöbet tutanlar var. Gece çalışanlar gündüz çalışanlar arasında. Ama gece arasında. Uykusuyla gündüz uykusu arası aynı kalitede mi? Yani tabii aynı kalitede olmuyor hiçbir zaman. Onu kabul etmemiz lazım. Ama uyku her zaman çok önemli. Yemek yedikten 3-4 saat sonra uykuya dalmak. Yani erken yemek yiyip sonra uyumak. 4 saat sonra leptin salgılanmaya başlıyor. Uyuduktan 4 saat sonra mı? Evet, leptin salgılanmaya başlıyor. Önce insülin salgılanır yemek yedikten sonra. Sonra glukagon denilen bir hormon salgılanır. 3,5-4 saat sonra leptin salgılanmaya başlar. Onun için yemek yiyip yatmak sağlıklı değildir.
Çünkü kilo aldırır. Şey olarak. Bir de işte demin de söyledim, büyüme hormonu da gece uykuda salgılanır. Peki suyu da sorayım, öyle ondan sonra ara verelim. Vücudun önemli bir ihtiyacı da su. İşte nasıl tüketmek lazım suyu? Ne dersiniz hocam? Şimdi vücudumuzun önemli bir şeyi %60-70'i su. Doğru. Evet. Bütün hücrelerimizin %60-70'i su. Ama bu su şu içtiğimiz su değil. Tuzlu su. Yani sadece tuz değil, elektrolit. Evet. Her türlü dengeli elektrolit. İşte mineraller dediğimiz şey bu önemli. Onun için susuz kalmamız doğru değil. Özellikle yaz aylarında, kış aylarında en aşağı 2 litre falan yudum yudum içilebilir. Ama ben bilhassa yaz aylarında tuzlu su, kaya tuzu biraz koyup onu içmek halsizliği önler. Çok fazla terliyoruz. Terle beraber tuz kaybediyoruz. Sadece su kaybetmiyoruz. Hareket ettiğimiz zaman veya spor yaptığımız zaman atletler şey falan çok fazla terle beraber vücuttan elektrolit de gidiyor. Dolayısıyla biraz kaya tuzu koyarak mı içiyorsunuz evet. suyunuzu? Evet. O şekilde tüketiyorsunuz. Eritiyorum, öyle içiyorum. Peki kaya tuzu da çok önemli, onu da konuşacağız. İzninizle bir ara verelim. Aranın ardından günde kaç defa beslenmek lazım? Ne kadar sık aralıklar yemek yemek lazım? Özellikle gelemedik o meseleye. Vitaminler ve mineraller çok önemli. Biraz onu atıfta bulundunuz ama onlara da konuşalım. Yine biraz ara, sonra hemen Sayın Karatay'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Profesör Doktor Canan Karatay ile yayınımıza devam ediyoruz. Hocam şurada kalmıştık. Tabii merak edilen her zaman konuşuluyor ama zaman zaman tabii hala bazı şeyler unutuluyor maalesef. Günde iki öğün mü yemek lazım? Yoksa işte yemek öğün aralarında nasıl olması lazım? Nasıl bir beslenme şekli öneriyorsunuz siz hastalarınıza ya da işte izleyicilere? Şimdi normal sağlıklı bir vücudun iki öğün sağlıklıdır. Bunu 11. yüzyıldan beri İbn Sina söylemiş. 11. yüzyılda demiş ki İbn Sina, iki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır. 8 öğün yiyorum dedi ya demin kameraman arkada. Evet, arada sordu size. Sordu. 8 öğün. Acıkıyorum ve sürekli 8 öğün yiyorum işte, dedi. O hastalık belirtisidir. Onu çok söylüyorum. Sık acıkmak hastalık belirtisidir. Tabii ki. Hazreti Muhammed de iki öğün yerdi ve iki öğün de az yiyin derdi. Yani vücuttaki tokluk hissini devam ettirecek besinlerle beslenmemiz lazım. Ben onu öneriyorum. Şey olarak. Hatta bir Japon profesör bir öğün yeterlidir diyor. Bir öğün? Bir öğün evet. Ve de kendi yediğini şöyle anlatıyor. Ben diyor akşamları diyor işte şunu yerim bunu yerim. Sabah bir tek kahve içerim tereyağıyla. Bir de fındık fıstık yerim diyor. Bir öğün diyor. Şimdi yaşa ve başa göre bu fark eder aslında. Yani herkese aynı şeyi öneremeyiz. İşte hamile hanımlar var, lohusa hanımlar var, büyüyen çocuklar var, atletler var, yaşlılar var, hareketsizler hocam var. Hocam ama iki öğün yemek o işte kan şekerini yükseltmez mi? Yani o kadar aralıklarla uzun aralık aç kalınmaz mı? Kalınırsa eğer kan şekeri yükselmez mi? Sadece iki öğün yemek. Çünkü ara öğünleri tavsiye eden beslenme uzmanları da var, diyetisyenler de var. Yanlış diyorsun. O işte en tehlikeli şey o. Ara öğünler insanı hastalandırıyor. Nasıl hastalandırıyor? Tabii ki. İnsülin direnci yapıyor. Ara öğün yemek demek insülin direncini artırmak demek. Siz orada yani yanlış bir algıdan bahsettiniz. İki öğün yemek tam tersine kan şekerini düşürür. İnsülin direncini kırar. Ne olmalı sık bunun? Sık sık yemek insülin direncini artırır. Şu demin size gösterdim bir grafik. Evet. Sık sık yedikçe insülin salgılanır, insülin salgılanır, insülin salgılanır. Onda kahvaltı yaptığınız diyelim. Şimdi doyurucu bir kahvaltı öğün, şöyle anlatayım ben. Lütfen. İnsan vücudunun fizyolojisi iki öğüne programlanmıştır. Şu bakımdan programlanmıştır. Sabah sağlıklı, doğru dürüst bir kahvaltı yaptığımız zaman, Karatay kahvaltısı yaptığımız zaman... Kan şekerimiz çok yükselmiyor. Şöyle bir Karatay kahvaltısını şöyle bir
anlatalım. Ne var o kahvaltıda? İşte yumurta var. Tavada yumurta olabilir, haşlanma yumurta olabilir, omlet olabilir. Böyle avuç ayağınız kadar yağlı, tam tuzlu peynir olabilir. 9-10 zeytin olabilir. Benim yediğim gibi 30. Bayağı peynirden bahsediyorsunuz yani. Tabii ki. Sıfır. Glisemik indeksi sıfır. Peki ben, başka ne var? Glisemik indeksi sıfır olan, yani kan şekerini yükseltmeyen gıdalardan bahsediyorum. Tamam. Zeytin. İstediğiniz kadar yiyin. Doyuncaya kadar yiyin. Bunu yediğiniz zaman bunlar mümkün. Yanında ekmek yok yalnız. Galata'yı fakat ekmek yerine peynirin yanına ceviz olabilir. Fındık fıstık olabilir. Ceviz peynire çok yakışır. Zaten biliyorsunuz Fransa'da peynir gelir. Yanında da ceviz. Cevizli peynir gelir gurme lokantalarda. Şey olarak, dessert olarak. Bunları yedikten sonra çay kahve içebilirsiniz, süt içebilirsiniz şekersiz olmak tarzıyla, şartıyla. O zaman zaten acıkmıyorsunuz, niçin acıkmıyorsunuz? Çünkü şekerinizi yükseltmiyor. Çünkü glisemik indeksi düşük. Çünkü vücudunuzu çok yüklemiyor. O zaman tabii gündüz içinde su da içerseniz vücudun bütün hormonları ve enzimleri etkili ve yetkili olarak çalışıyor ve siz hayat yani saatlerce tok durabiliyorsunuz. Sonra acıkınca yiyin diyorum ben. Şimdi başlangıçta iki öğüne zorlamayın kendinizi. Acıkmayı bekleyin. Acıkmayı bekleyeceğiz. Acıkma demek vücudunuzun hücrelerinin, vücudunuzun guddelerinin recharge olduğunu, hormonların tekrar fazla üretildiğini, enzimlerin yeterli üretildiğini gösterir size. Hormonlar ve enzimler yeterli ve bol üretildiği zaman vücutta, yapıldığı zaman, biz buna fırsat verdiğimiz zaman yediğimiz gıdalarından daha çok faydalanıyoruz. Ama sık sık yediğimiz zaman devamlı bunlar salgılanıyor. Şimdi kameraman arkadaşımıza örnek verdik. O da bizi şu anda can kulağıyla dinliyor. Çok sık acıkıyorum diyor. Yani evet, çok sık acıkması insülin direncini gösteriyor. Zayıf olması önemli değil. Çok sık acıkması vücudundaki hormonların ve enzimlerin yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani vücuduna yeterli hakiki besin girmiyor hücrelere. Anladım. Çok sık acıkması bağırsak florasının bozuk olduğunu gösteriyor. Yani bağırsak florasında düşman bakteriler onu acıktırıyor. O yedikleriyle içtikleriyle ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Düşman bakterileri besliyor. Onlar iki saatte bir acıktı mı? O acıkıyor, ben acıkıyorum sanıyor. Peki siz karatay kahvaltısını anlattınız. Arkasından işte su içsin dediniz. Acıkırsa işte süt içebilir dediniz. Tabii ki. Acıkırsa sonra ne acıktığı yiyecek? Acıktığı zaman. Acıktığı bakın. Zaman ikinci öğüne geçsin diyorsunuz. Acıktığı zaman. Bunun bir saati yok. 4 saat. Bir saati yok, evet. Vücut bunu söylüyor zaten. Evet, diyorsunuz. Onu söylüyorum. Anladım. Acıkmayı bekleyecek. Acıkmadan yemek doğru değil. Acıkmadan yemek vücudun hücrelerinin ve guddelerin recharge olmadan tekrar kamçılanması demek. Peki acıktı diyelim. O vücut onu istedi ve ikinci acıktı. Öğünde. O zaman Allah ne verdiyse sevdiği bir şey. Evet. Sevdiği bir çorba olabilir, et olabilir, yumurta olabilir, sebze olabilir, peynir olabilir, yoğurt olabilir, menemen olabilir. Ne bileyim ben içli köfte olabilir, ıspanak olabilir, yoğurtlu ıspanak olabilir. Bizim mutfağımız çok zengin. Şimdi yaz ayındayız. Yaz ayında ne yapalım? Mesela çok güzel bir cacık olabilir. Yoğurt. Yoğurdun içine 2 tane salatalık, doğal salatalık, böyle büzüşmüş salatalık. Onun içine biraz kaya tuzu. Onun içine biraz nane, taze nane olabilir. Kuru nane olabilir. Biraz da zeytinyağı. Şöyle kocaman. Karıştırıp ben bugün saat 7'de onu yedim geldim. Benim akşam yemeğim oydu. Sadece onu mu yediniz? Tabii ki. O kadar. İşte gayet rahatım. Sonra bir acıkma hissetmez diyorsunuz. Yok yerse. Tabii ki. Tabii ki. Peki hocam şimdi bazı işte küçük kaçamaklar da var. Kitabınızda ondan da bahsediyorsunuz. Nedir onlar? Küçük kaçamaklar yapılabilir mi? Yenebilir mi? Yani küçük kaçamaklar. Şimdi hastaysanız olmaz. Onu söylemek istiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Evet. Karatay dedi diye şimdi oturup hopur hopur yemesinler. Ama lahmacun örneğin, lahanalı börek, burada var, hurmalı dondurma, sütlü incir tatlısı,
Cevizli tabii ki, kayısı tabii tatlı. Kitaptan tatlısı. Bunlara baksınlar. Çünkü onu şunun için yazdık. Biliyorlardır da zaten. Tabii. Evde çocuklara bunu yapabilirler. Mesela dışarıda dondurma yedireceklerine tatlı olarak bunu verebilirler. Şeker hastası değilseniz tabii ki yiyebilirsiniz. Şey olarak yani illa tatlı ihtiyacınız var ise bunlarla şey yapabilirsiniz, giderebilirsiniz. Ama insülin burada çok önemli Didem Hanımcığım. İnsülin değerinize bakın. 5'in üstündeyse bunlar bile size tehlikeli. 5'in altında olursa tabii ki her şeyi yiyebilirsiniz. Doğal olmak şartıyla. Doğal olduğu sürece bağırsaklardaki dost bakteriler beslenmiş oluyor. Lahmacun bunu benim dikkatimi çekti. Çok da severim. Lahmacun lahmacunu nasıl... ben de çok severim. Hatta yedim diye kıyametler koptu. Görüntülendiniz hocam orada. Evet. Peki lahmacun nasıl... en sağlıklı tamam. Türk fast food'udur. Turkish fast food. Peki, bir kere tamam undan bahsettik. Ama onun unu incedir. Hatta böyle arkası gözükür. Şeyse hamuru. Mayasızdır. Şey olarak. Üstünde çok yağlı kıyma vardır. Protein. Kıymanın içinde soğan vardır. Prebiyotik. Onun üstüne tekrar sumakla soğan şey yapılır koyulur. Prebiyotiktir. Onun üstüne maydanoz koyulur. O da sebzedir. Onun yanında da efendim yayık ayranı içilir. En dengeli besin. Protein var, yağ var, karbonhidrat var, prebiyotik var, probiyotik var. Daha ne diyeceğim? Peki lahmacun gibi Canan Karatay'ın yediği böyle tadı güzel olan başka kaçamaklar var mı? Yani kaçamak değil. Ben onu normal olarak ben kaçamak yapmam ki. Tamam. Başka yiyecekler altında. Var mı öyle? Tadı çok güzel olan işte yiyebileceğimiz başka yiyecekler var mı işte? İşte o kitapta yazdığım tatlılar olabilir. Ispanaklı börek olabilir. Evde açtığınız börek olabilir, ıspanaklı. Veya şimdi Ege'deyiz, Ege otlarıyla, her türlü otla yapılmış börekler, ince şeyle. Elde açılmış. Evet, hamuru çok ince olacak. Bol yağlı olacak, tereyağlı olacak. O olabilir, onlar yenilebilir. Oturup hanımlar yapsınlar. Peki hocam, kimler kilo veremez? Yani... İnsülin direnci olanlar kilo veremez. Yani kilo verememenin engellerinden biri insülin direncidir. Biri gıda alerjisidir. Gizli gıda alerjisi olanlar kilo veremezler. Onun veremeyenler belki ona dikkat etmeleri lazım. Ondan sonra bir de ekmek bağımlılıkları olanlar veremez. Beyinde çünkü beyinde bağımlılık oluyor. Bir de ekmekteki glutenin buğday, tam buğday diyorlar ya. Evet hocam. Tam buğday ekmeği insülini en çok salgılatan. Yani bu gösterildi çalışma olarak. Beta hücre, pankreasımızda beta hücreleri var. Bunlar insülini salgılatır. Tam bu da ekmeği bunu çok salgılatıyor. O zaman siz ben şu kadarcık ekmek yemiyorum ama sabahları bir dilim yediğim diyorum ama niye kilo veremiyorum demeyin. Peki doğru beslenmeyle insülin direncini düşürmek mümkün mü? Tabii ki. Yani ilaç olmadan tabii ki, ilaçsız. Hareket edilecek tabii ki. Çok var. Bakın şeker hastalığından kurtulan ve şeker ilacını bırakan çok hastam var. Kontrolle. Hekim kontrolü altında kendileri bana gelerek de. Çok var. Peki hocam spor nasıl bir spordan bahsediyoruz? Spor peki bir yandan doğru beslenme, işte ruhu besliyorsunuz, vücudu besliyorsunuz. Ama hareket nerede duruyor sizin? Tabii çok önemli. Spor çok önemli. Evet. Ama spor dediysek de aşırı spor değil. Yani atletlerden bahsetmiyoruz. Atletleri ayrı konuşabiliriz. Futbolcuları ayrı konuşabiliriz. Yani biz kendi şeyimizi şey yapıyoruz. Spor önemli ama spor değil. Burada yürüyüş önemli efendim. Siz ne kadar yürüyorsunuz? Her gün yürür müsünüz? Ben yüzüyorum şimdi. Tabii şu anda yürüyorum. Tabii. Yüzüyorum ama yazın hem yürüyoruz hem yüzüyoruz. Ben mesela Kızıl Toprak'ta hastanede çalışıyorum. Moda'ya yürürüm. Peki her yürüyüş akşam. Dışında hangi sporları önerirsiniz başka? Sadece en iyisi yürüyüş müdür? Yani başka yürüyüş sporlar var mı? Yürüyüş en doğaldır. Yüzme en doğaldır. Ama deli danalar gibi koşmak doğal değildir. Deli danalar gibi koşmak insülin direncini artırıyor. Öyle mi? Evet. Aşırı böyle koşmak. Tabii ki. Çünkü neden? Hareket yaptığımız, yani koşarak hareket yaptığımız zaman kortizol denilen hormon salgılanır. Yani stres hormonu. O da insülin direncini artırır.
deri danalar gibi. Belki spor dersen ben mesela kayak yaptım. Hı-hı. Kayak çok güzel eğer imkanınız varsa. Kayakta bacağım parçalandıktan sonra kayağı bıraktım. Tenis oynadım. Amerika'da 50 yaş grubunda tenis şampiyonluğum var. İşte kürek çekmek çok önemli. Yani bodybuilding değil de, adele yapmak değil de, o spor değil zaten. O ayrı bir olay. Bütün vücudu hareket ettiren, ki yani izometrik egzersizler değil de, izotonik egzersizler insülin direncini kırıyor. Vücuttaki dolaşım sistemini rahatlatıyor ve de vücuttaki damarların genişlemesine ve de en önemlisi beyinden ve bağırsaklardan endorfin salgılanmasına, mutluluk hormonu salgılanmasına neden oluyor. Bunu yapmak çok önemli. 20 dakika dahi yürümek çok önemli. Yalnız 20 dakika kendi tempomuzda. Kendi tempomuz nedir? Kendi tempomuz, iki kişi yürüyorsak rahatlıkla birbirimizle konuşabildiğimiz tempo, nefesimiz tıkanmadan. Herkese göre değişiktir. Bakın, rahatlıkla konuşabiliyorsak birbirimizle veya rahatlıkla şarkı söyleyebiliyorsak tempo odur. Ama 20 dakikalık yürüyüş her gün yapılacak. Yani süreklilik önemli. Haftada 3 falan deniliyor ama tamam, en aşağı 3 olabilir. Fakat her gün yapılırsa, yaz demeden, kış demeden, kar yağdı, dolu yağdı, evi su bastı, elektrik arabama çarptılar demeden bir şey bulup 20 dakika yürümek çok önemli. Spor dediğiniz için az önce kameraman arkadaşı onu da sordunuz. Protein tozu hemen aklıma geldi. Protein tozunun insan vücuduna etkileri nedir? Nasıl çok bir sonuç? Tehlikeli. Nasıl bir etkisi çok var tehlikeli. Hocam? Çünkü maalesef. Alan kullanan var maalesef. Çok var. Değil mi? Çok var. Evet. Spor salonlarında spor hocaları. Bir kere bunu bir daha söyledim. Protein tozlarının ithalatı yasaklanmalı. Ama bu arada kameraman arkadaşım protein tozunu kullanmıyor. Onu o kullanmıyor. Söyleyelim. Tamam, ben yani hemen onu sordum. Herkes merak ediyor. Maddeleri çok güzel gözüküyordu. Onun için sordum. Şu olarak onun için hakikaten protein tozu demek trans yağ demek kardeşim. Hemen vücuduna bakıp protein tozu kullanıyor mu? Öyle bir şüphe ulaştı. Evet. Çünkü evet. Kullanınca protein tozunu ne yapıyor vücutta? Nasıl adele bir geliştiriyor. Peki. Trans yağ. Adele gelişmesi kalp de bir adele, kalbi de büyütüyor. Kalbi de büyütüyor. Ve sporcuların, işte bazı sporcuların spor yaparken veya futbolcuların sahada düşüp kalmalarının sebebi. Çünkü kalp adelesi genişlediği zaman, büyüdüğü zaman aritmiye sebep oluyor. Yani kalp ritminin bozukluğuna ve ani ölümlerin sebebi. Trans yağ dolu çünkü. Proteinler ve her türlü protein toz haline geldiği zaman zararlı. Onu söylüyorum. Peki hocam, uyarı da çok önemliydi. Ve artık vitaminleri ve mineralleri konuşalım. Yani biraz tabii ufak ufak değindik onlara ama beynimiz ve sinir sistemimizin en önemli vitamini B vitamini midir? Kitapta öyle söylüyorsunuz. B vitamini, D vitamini çok önemli. Ve B vitaminleri, B vitamini bir tane, B12 çok önemli. Ve diğer B vitaminler de sinir sistemini için, D vitamini de sinir sistemi için çok önemli. Beynimizde ve sinir sistemimizde, sinirlerimizde bir sinir sistemini koruyan bir şey vardır, tabaka vardır. O tabakanın yapısı D vitaminidir ve kolesteroldür. Peki B vitamini nerede bulunur? Nasıl alınır? B doğal vitamini, şimdi B vitamini bir kere bütün şeyde bulunur. Fındıkta, fıstıkta. Mineral de bulunur, vitamin de bulunur doğal olarak. Ve fındık fıstık, tabii fındık fıstık kuru fasulye grubu da dahil buna. Doğal vitamin ve mineral deposudur deniliyor. Ben demiyorum. Literatür bunu yazıyor. Onun için onları, mercimek çok önemli mesela. Biz mercimeği çok tüketiriz. Ama çok rica ediyorum ithal mercimek olmasın. Maalesef değil mi? Orada da ithal. İthal olduğu zaman onlar değişik. Ne oluyor? Ne var? Gedeoğlu. Gedeoğlu. Hepsi mi Gedeoğlu hocam? İthallerin hepsi Gedeoğlu. Ve C vitamini. C vitamini nasıl, vücut için neden önemli? Nasıl önemli? Önemini anlatalım. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelere girdiği zaman bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Mikroplarla, bakterilerle mücadelemizi güçlendirir. Yalnız C vitamini şekerle birlikte vücuda girdiği zaman meyve suyu gibi, portakal suyu gibi. Portakal suyundaki fruktoz C vitamininin hücrelere girmesini engelliyor. O da gösterildi.
Öyle mi? Evet, burada bir kitapta onu gösteriyorum. Hı hı. Şurada var mı acaba? Var mı? Bir yandan yiyorsa eğer bağışıklık sistemini güçlendirmek için, bir yandan şeker. Da şeker alıyorsa, evet. O zaman o C vitamininin bir anlamı kalmıyor. C vitamini çünkü fruktoz dediğimiz, hı hı, meyve şekeri, hı hı, ile C vitamini eşit aynı enzimi kullanıyor hücreye girmek için. Hı hı. Ortamda şeker olduğu zaman ve şeker daha fazla, şeker olduğu zaman şekerle C vitamini mücadele ediyor, şeker kazanıyor. Bakın burada gayet güzel gösteriyor. Bilmiyorum, bunu gözetiyorum. Anlaşılmaz mı hangi kitabınız? O kitabı söyleyelim. Hangi kitap? Evet. Vitaminler burada anlatılıyor. Anne adayları ve hamileler için karatay diye. Son kitabınızda da var. Evet. Hocam, antioksidanın önemi nedir? Antioksidan neye yol açar? Nedir antioksidan? Şimdi vücuda tehlikeli maddeler girdiği zaman, başta şeker, hı hı, vücutta oksitlenmeye sebep olur. Yani serbest oksijen radikalleri dediğimiz tehlikeli şeyler meydana gelir. Bunları önleyen antioksidanlardır. Doğal olarak bunlar vücutta hemen engellenmeye çalışır. Çünkü bütün hücreleri bozar. Hangi hücreleri? Beyinden, gözden, işte burundan, kulaktan, sinir hücreleri, kalp hücreleri, tiroidler, ne aklınıza gelirse. En güçlü antioksidan vücudumuzun ürettiği D vitaminidir. Öyle mi? Peki. Evet. D vitaminini biraz anlatayım. D vitamini vitamin değildir. Çok önemli galiba, değil mi? D vitamini çok önemli. Evet. D vitamini vitamin değildir. Hı hı. Niçin vitamin değildir? Vücudun ürettiği bir maddedir. Vücudun ürettiği bir maddeyi, hı, ye D vitamin diyemiyoruz. Ne diyelim ona? D vitamin. O bir hormon. Hormon. Steroid bir hormon olarak biliniyor ama, hı hı, işte 1900'lerin başında A vitamini bulunmuş, B, C bulunmuş, hı hı, derken bir X diye bir şey bulunmuş. Bunun ne olduğu anlaşılmamış ama vücutta böyle bir şey var. O zaman tabii teknoloji daha o kadar ilerlememiş. Ne olduğu, hı hı, belli değil. Onun için burada D diyelim denilmiş. Hı. Çok güçlü antioksidandır. Vücutta oksidan dediğimiz hücreleri bozan maddelerin birikmesi kronik inflamasyona sebep olur. Başta kanser. Hı. Onun için antioksidanlar, C vitamini de antioksidandır. Onu dışarıdan alabiliriz doğal olarak. Vücutta da D vitamini üretilir. D vitamini işte güneşte biliyorsunuz cildimize geldiği zaman, hı hı, ultraviyole B ışını cildimize ulaştığı zaman vücutta D vitamini üretilir. Ama D vitamini eksikliğinde onu da yine ağız yoluyla almak gerekir mi? Yoksa ağız sadece gıdalarla almak mümkün olabiliyor mu? Mümkün ileride. Ya da güneşle, pardon. Tabii, bir kere yağda D vitamini var. Hmm. Tereyağında da var. Zeytinyağında da var. Onun için yağ yiyin diyoruz. Omega 3'te de var. D vitamini. Hayvansal gıdalarda vardır D vitamini. Yumurtada da var. Hocam, minerallerin eksikliğinde vücudumuz nasıl tepkiler verir? Mineral eksikliği olursa, işte D vitamini eksikliği ya, olursa... Mineral eksikliği, vitaminler ayrı. Mineraller ayrı, doğru, haklısınız. Ayrı ama, hı-hı, mineral eksikliği vücutta halsizlik yapar. Kramplara sebep olabilir. Hı-hı. Ondan sonra, efendime söyleyeyim, enzimlerin çalışması, hı-hı, zayıflar. Minerallerin de en önemlilerinden biri magnezyum. Magnezyum, hı hı, çok önemli. Magnezyum minerali. Anlatalım magnezyumu, neden magnezyum önemli? Magnezyum ve potasyum, hı hı, bunlar tuzlardır. Hı hı. Magnezyum ve potasyum hücre içi tuzlarıdır. Hı hı. Hücrelerdeki özellikle magnezyumda vücutta 200'e yakın enzimin iyi çalışması için gerekli bir kofaktör diyoruz, ara maddedir. Hı hı. Yani magnezyum düşük olduğu zaman hücre içinde ne yerseniz yiyin, sağlıklı da yerseniz yeterli derecede vücut onu kullanamıyor demektir. Peki magnezyumun sinir sistemiyle nasıl bir bağı var? Magnezyum eksikliğinin? Tabii ki kasılmalara sebep olur. Hı hı. Sinir, işte şimdi yeni moda çıktı, huzursuz bacak sendromu falan. Evet. Eskiden böyle bir şey yoktu. Evet hocam. Falan. Bu vücutta mineral dengesinin bozuk olduğunu, sadece magnezyum eksikliği değil ama, hı-hı, başta magnezyum olabilir. Kalsiyum eksik veya fazla olabilir. Peki. Şey olabilir, potasyum eksik olabilir. Bunların hepsinin dengeli olarak hücrelerde bulunması lazım. Hücre içi ve hücre dışı. Hı-hı. Hücre dışı kanımız. Ve de aynı zamanda hücre dışı hücreler arasındaki bölümler. Ama hücre içinde en önemli mineraller, tuzlar,
Potasyum ve magnezyum. Peki magnezyum migren ilişkisi nasıl bir bağ var arasında magnezyumla migren? Baş ağrısı yapabilir tabii ki. Baş ağrısı yapabilir, ayakta kasılmalar yapabilir tabii ki. Tansiyon yüksekliği yapabilir. Magnezyum damarları genişletir, gevşetir, huzur verir. İş olarak onlar bütün bunlar ama tek magnezyuma bağlı olduğu söylenemez. Anladım, kuşkusuz. Peki magnezyum diyabet ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyabetle nasıl bir ilişkisi var magnezyumun? Bir kere diyabet hastalarında magnezyum düşüktür. Öyle mi? Evet. Çünkü şeker magnezyumu ve potasyumu idrarla atar götürür. Vücutta bırakmaz yani. Yani evet, mümkün, sürüklüyor işte alüvyon sürükler gibi. Ve de magnezyum eksik olunca insülin hormonu ve diğer hormonlar iyi çalışamıyor. Hocam magnezyum hamilelerde de önemli değil mi? Çok önemli. Bütün vücutta herkes de önemli. Ama özellikle da nasıl faydaları var hamileler için magnezyumun? Bir kere ruhları ve şeyleri gevşer, rahat eder. Tansiyon yükselmez. Bir kere tansiyonu düşürür magnezyum. Bir de biliyorsunuz bağırsakları çalıştırır. Öyle mi? Tabii ki magnezyum. Magnezi kalsine verilir ya hasta şeylere, kabızlık için. Peki magnezyum gıdalarda, besinlerde alınabiliyor mu yoksa? Tabii ki nerelerde alınmaz var? Olur mu? Fındıkta, fıstıkta, cevizde hepsi var. Fındıkta da olmayan yok. Hepsi var diyorum, onu söylüyorum. Evet. Depo olarak konuşuluyor. Fındıkta ve fıstıkta ve cevizde hepsi dengeli olarak, depo olarak var. Dolayısıyla gün içerisinde onlardan... Tabii kitabımda da ne kadar miktarı olduklarını yazıyorum. Mesela 100 gram fıstık tükettiğiniz zaman, şu kitabımda var galiba, ilk kitabımda var. Onu 100 kitabı burada bulabilirsem. İşte bakın 7. bölümde fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar hem ısıtır. Mesela besin değeri 100 gramında, yani 100 gramı belki şu kadar, biraz daha fazla. 100 gramında doymuş yağ asitleri var. Yani doymuş yağ. Bildiğimiz yağ, bitkisel doymuş yağ var. Omega 3 var, omega 6 var, omega 9 var. Mineraller, bakır var, çinko var, demir var. Hepsinin burada miktarı var ama onları söylemiyorum. Tamam hocam. Fosfor var, kalsiyum var, magnezyum var, mangenez var, potasyum var, sodyum var. Başka hangi gıdalarda var? Kuru yemiş. Amino asitler. Ha, peki devam ediyor daha. Doğru, hala bitmez. Oo, devam yani ilk kitabımda yazmışım bunu. Tamam, karasal diyetinde. Peki. Alanin var, arginin var, aspartik asit var. Neyse onları geçelim. Histidin, glisin, lösin, izolösin, metiyonin hepsi var. Vitaminler. A vitamini var. B6 var. C vitamini var. Folat var. Niyasin var. Pantoteik asit var, riboflavin var, tiamin var. B vitaminleri, buyurunuz. Bunu yazmışım, ilk kitabımda yazmışım. Başka var hangi gıdalar? Özellikle kuru yemişte var. Kuru yemişte aynı şey. Kuru baklagillerde var. O da depo. Ama işte eğer kişide ciddi eksiklik varsa sadece gıdayla, besinle... Yani hastanın şikayetine göre... Evet. Takviye alır. Ve onun şeyine göre, ne kadar eksikliğine herkes göre. Herkes alacak diye bir şey söylemiyorum. Gelişi güzel alınırsa eğer magnezyum ya da D vitaminleri, vücutta fazlalığı neye yol açıyor peki? D vitamininin fazlalığı olmaz vücutta. Vücut onu sürekli kullanıyor. Uykuda bile kullanıyor. D vitamini hormonların üretilmesi için çok önemli. D vitamini çok güçlü antioksidan. D vitamini beynimiz kullanır. Ve D vitamini bütün seks hormonlarının yapısında var. Stres hormonunun da yapısında var. Yani östrojen, progesteron, androjen hepsinin yapısında D vitamini var. Ama yine hekim kontrolünde değilse, ben çevremden de duyuyorum. Gidip işte eczaneden D vitamini alıp, hatta şeyleri... Hekim kontrolünde olacak kardeşim. Evet. Ben öyle ezbere bir şey konuşmuyorum. Hayır, fazlalığı bir reaksiyonu yol açıyor mu? Onu merak ediyorum. Onun hocam fazlalığı hiçbir reaksiyona yol açmıyor. Yol açmaz mı? Evet. Peki magnezyum hocam? Yalnız K2 vitaminiyle birlikte alınması lazım. Mena K2, onu anlatıyorum kitapta. Neden peki K2 ile alınması lazım, onu da çünkü söyleyeyim. Çünkü K2 vitamini kalsiyum, D vitamini K2? Bir dakika, D vitamini vücutta kalsiyum dengesini şey yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var, çok D vitamini böbrek taşı yapıyor diye bir laf var, biliyorsunuz. Ama K2 vitamini ile birlikte D vitamini alındığı zaman, onu kitapta çok iyi açıkça anlatıyorum. Kalsiyumun dokularda yerleşmesini engelliyor K2 vitamini.
Yani damarlarda yerleşmesi veya böbrekte D vitamini kemiklerde yerleşmesini sağlıyor. Çünkü kalsiyumun, yani D vitamini kalsiyumu böbrekte böbrek taşı yapmasın diye K vitaminiyle alınması lazım. Anladım. Şimdi hap olarak almak vitaminleri, işte mineralleri karaciğeri yoruyor mu? Çünkü örneğin mesela enginar yemek yerine enginar hapı içenler var. Karaciğere bir etkisi oluyor mu bu hapların? Nasıl? Yan etkileri nedir? Bir kere hap haline geldiği zaman enginar hapı işlenmiş oluyor. Ben işlenmişe karşıyım. Oturup enginar yiyin. Peki, Türkiye enginarın en güzel olduğu yer. Çok da lezzetlidir. İşte siz Çeşme'ye gidiyorsunuz, Urla'da falan enginar festivali oluyor biliyorsunuz. Evet. Peki hap olarak bu mineralleri, vitaminleri almak vücuda bir... Mümkün olduğu kadar doğal alınmasının taraftarıyım ben. Biliyorum, farkındayım. Eşi olarak. Ama mesela yaşlılarda yeseniz dahi, yani biz yaşlılarda genel olarak bütün hormonlar ve enzimler azalıyor. Yalnız östrojen azalmıyor. Menopoz, östrojen az falan değil. Hı hı. Bütün hormonlar ve de bütün vücutta yavaşlama oluyor. Hı hı. Onun için doğal yeseniz dahi, yesek dahi emilim azalıyor. Çünkü emilim prosesi de, emilim işlemi de azalmış oluyor. Onun için eğer düşükse takviye almak gerekiyor. Ben veriyorum. Peki. Muayene ettikten sonra, kontrol ettikten sonra veriyorum. Ezbere olmaz. Peki bir ara verelim mi şimdi? Çinko var, tiroid meselesi var. Tiroidi onu konuşmak istiyorum ve tuz. Daha sonra da biraz geçmiş bayramları sizle konuşmak istiyorum. İzninizle bir ara daha verelim. Aranın ardından Sayın Karatay'ı keyifle ve merakla dinlemeyi sürdüreceğiz. Biraz ara. Evet, Profesör Doktor Canan Karatay'la yayınımıza Türkiye'nin nabzına devam ediyoruz. Hocam, çinkoda kaldık. Çinko minerallerin vücuttaki görevi nedir? Ne yapar çinko? Çinko çok önemli. Hı-hı. Bütün mineraller aslında çok önemli. O çok fazla önemli. Bu önemli değil, diyemiyoruz. Hı-hı. Hepsinin dengeli olması. Yani vücut bir okyanus gibi düşünelim. Okyanusta her şey dengeli. Hı-hı. Olarak. Çinkonun da görevi bir kere bağışıklık sistemini güçlendirir. Hı-hı. Çinko bağışıklık sistemini güçlendirir. Çünkü hücrelerin, yani bağışıklık sistemi yapan hücrelerin yapımında güçlendirir, faydası var. Eksikliğinin belirtileri nedir? Sık hastalanırız. Sık hastalanırız. Sık sık çocuklar grip olur. Hı hı. Büyükler grip olur veya nezle olur. Sık sık alerjik reaksiyonlar olur. Hmm. Bütün bunlar o belirtilerinden biridir. Diyorsunuz ki kitapta çinko eksikliği bulunan bir organizmada alkali diyetin faydası yoktur diyorsunuz kitabınızda. Neden alkali diyetin bir faydası yoktur? Alkali diyet diye bir şey çünkü kabul etmiyoruz da orada. Öyle mi? Tabii ki. Yani alkali diyet diye bir şey olamaz. Zaten doğal ve beslendiğiniz zaman alkali yiyorsunuz. Hı hı. Ama çünkü çinko enzimatik işlevlerin çinko eksikliği enzimatik işlemleri azaltıyor. Hmm. Yavaşlatıyor. Hı-hı. Peki hocam, lütfen devam edin. Tabii buyurun. Bu iyoda geçelim mi? Buyurun. Peki o tamamladık mı? Çinko ile ilgili vurgulamak istediğiniz... Evet, çinko istediğiniz... bağışıklık sistemi için elzemdir. Hı-hı. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için çinko alınması şarttır. Şeker hastalarında bu da azalıyor. Çünkü o da atılıyor. Özellikle çinkonun yoğun olarak bulunduğu gıdalar desem yine bana kuru yemişleri, cevizli söyleyeceksiniz. Yani bir zahmet. Öğrendik. Evet, tamam. Peki iyoda geçelim. İyodun vücuttaki görevi, işlevi nedir hocam? İyot çok önemli. Hı-hı. İyot hakikaten, gerçi yani tiroid hormonunun yapısında var. Biliyorsunuz T3, T4 diye var ya. Evet, T3'ün 3'ü iyottur. T4'ü de 4'ü iyottur. Peki. Bu bir. Bir de artık bütün hücrelerde iyodun hakikaten hücrelerin iyi çalışması için şart olduğu, gereksinimi, yeterli olması gerektiği gösterildi. Sadece tiroid için değil. Hı hı. Onun için iyot azlığı hastalıkların sebebidir. İyodun azalmasının sebebi de kitapta anlatıyorum. Bromürdür vücuda giren ve klorürdür ve flörürdür. Çünkü bromür, klorür ve flörür, hı hı, florit yani
diş macununda bulunan. Bunlar vücuda girdiği zaman iyot azalıyor. İşte bu şey olarak ve de bromür fazlalığı, iyot azlığı kanser sebebi. İyot azlığı vücutta, iyot azalınca, işte çok ekmek yiyince iyot azalıyor bromür olduğu için. Tiroid hormonu düşüyor. T3, T4 azalıyor her şeyden. T3, T4 azalınca da işte hastalar geliyor, benim tiroidim çok tembel. Tembel çünkü iyot yok vücutta. Yani iyot eksikliğiyle dolayısıyla biraz kanserden de bahsettiniz. Kanser ilişkisi bu kadar ciddi midir? Ciddi arası? Evet, evet. Bilhassa kitapta da anlatıyorum. Tiroid, meme ve prostat kanserinde çok büyük rolü olduğu biliniyor. Peki hocam, tiroid hormonunun tedavisinin sakıncalı olduğunu da söylüyorsunuz siz bir anlamda. Şimdi bu mineraller eksikse. O çok önemli çünkü. Yani bu mineraller eksikse, eğer tiroid çalışmıyorsa, belli ki mineraller eksik, şeyler eksik, dışarıdan hormon vermenin bence çok büyük bir faydası olmuyor zaten. Onun için söylüyorum. Ama bu şekilde tedavi de var. Eğer uzun tedavilerin nasıl riskler barındırdığını düşünüyorsunuz? Kitabınıza bahsettiğiniz için merak ediyorum, soruyorum. Tabii yani tiroid hormonu sentetik olarak veriliyor. Verildiği zaman, aşırı uzun süre verildiği zaman işte bazı mesela sinirlilik yapar. Bazen işte çarpıntı yapar, terleme yapar, uykusuzluk yapar. Bunlar oluyor. Yani ama hastaya göre bunu tartışıp hastaya göre konuşmak lazım. Biliyor ama meme kanseri riskini artırdığı bilimsel çalışmayla gösterilmiştir diyorsunuz. Gösterilmiş midir bilimsel çalışmayla tedavi amacıyla tiroid hormonunu kullanılması hocam? Çok şimdi referans verdiysem gösterilmiştir. Evet. Onu belki olarak. Ama bunun peki tedavi oluyorsa başka bir tedavi yöntemi var mıdır bu tür rahatsızlıkların? Yok, yani eksikliğine ve D vitamini eksikliğine dikkat etmemiz lazım. O eğer eksiklik tamamlanırsa eğer o rahatsızlıklar da ortadan kalkar mı hocam? Zamanla tabii ki kalkması lazım. Mesela iyot verilen hastalarımda tiroid nodüllerinin azaldığı ve yok olduğunu gördük. Doğal olarak iyot takviyesi nasıl alınabilir? Nasıl deniz mamullerinde. Deniz mamulü. Ama çok da deniz mamulü tüketmiyoruz. Ama iyot takviyesi yapılabilir. İyodun antioksidan etkisi var diyorsunuz. Çok yüksek antioksidan etkisi var. O işte onun için önemli. Siz demin antioksidanları sordunuz. Doğal olarak iyot odur ama bromür ve klorür. Yani klorürle de var. Bakın çok tehlikeli. Nerede bütün hocam? Temizlik ürünlerinde var. Çamaşır suyunda var. Bütün bunları kullananlar hakikaten vücudunda iyot eksikliğine sebep oluyor. O da bir kısır döngü olarak hastalıklara sebep oluyor. Peki klorür ve florür var. Onları bir anlatır mısınız? İşte o üçüne birden bromür, klorür, florür. Evet. Diş macunundan bahsettiniz. Diş macunu kullanılmasın. Peki ne öneriyorsunuz? Florürsüz olanlar var. Artık o florürsüz olanlar biliniyor. Yani florün şey olduğu biliniyor. Klor, tabii ki klor da içme suyuna katılıyor. Tamam, anlaştık. Ama aşırı miktarda şimdi titiz hanımlar çamaşır suyu kullanıyorlar. O çok büyük zehir oluyor. Hocam, klor zehir. Yani klor tuzla beraber olduğu zaman değil de buhar olduğu zaman tehlikeli. Onu ayırt etmek lazım. Yani yanlış anlaşılmasın. Sodyum klorürle birlikte olduğu zaman o ayrı. Ama klorür işte hastalar diyor ki ben diyor tuvalete döküyorum ondan sonra tıkanıyorum. İşte bu klorür zehirlenmesidir. Vücuda klor ve bromür girdiği zaman ekmekle, klor girdiği zaman temizlik ürünleriyle titiz hanımların, florür de girdiği zaman iyot düşüyor. Hocam bir de perklorat diye bir şeyden bahsediyorsunuz kimyasal. Perklorat. Perklorat nedir bu? O da vücuda klorun oksijenleşmesi. O da yine temizlik ürünlerinde var. Peki bu toksik kimyasalların zararlı etkilerinden nasıl arınabiliriz? Ne yapabiliriz? Kullanmayacaksınız. Çamaşır suyu kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Her diş macunu biz ona maruziyet diyoruz. Vücudunuzu bunlara maruz etmeyeceğiz. Çünkü vücudumuz bunları kullanmaya, hiçbir hücremiz bunları kullanmaya programlanmamış. Peki dokunarak da solumamak da gerekiyor. Solumamak da dokunmamak da vücuttan da giriyor tabii ki. O zaman o güzel göz boyanızda da var. Bende de var değil mi? Onları kullanmamak lazım. Azaltayım o zaman ya da hiç kullanmayayım. Hiç olmazsa azaltın. Evet. Yani tabii program için falan, şu için falan ama sürekli kullanmamak lazım. Bir de şöyle bir kural var. Ağzınıza koymadığınız hiçbir şeyi vücudunuza sürmeyin.
Çünkü vücuta giriyor. Peki dolayısıyla bunlardan yani kullanmayacağız diyorsunuz ama diyelim ki kullandık. Neyi kullandık? Yani işte bir şekilde onlardan vücudumuzda varsa bu maddeler, vücudumuzda bu madde... Hocam buyurun alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Arınmak nasıl mümkün olacak? Nasıl yani bu olacak, maddeler vücuttaysa eğer... Ve nasıl şu an... olacak biliyor musunuz? Nasıl olacak? Şimdi geliyoruz. Nasıl olacak? Kristal kaya tuzu. Öyle mi? Evet. Nasıl tüketeceğiz, ne yapacağız? Kristal kaya tuzu vücutta bunların atılmasına sebep oluyor. Evet. Onun için kristal kaya tuzu bildiğimiz rafine tuz tehlikeli. Rafine tuz yalnız sodyum klorür işlem görmüş oluyor. Rafine tuz rafine ediliyor. Çünkü endüstride çok kullanılıyor. Endüstri için rafine olması lazım. Artılması lazım. Artılıyor. Artmak için maddeler, kimyasallar ekleniyor. Akışkan olması lazım. Akışkan olması için alüminyum ekleniyor. O insan vücudu için kullanılacak bir şey değil. Tehlikeli. O tehlikeli. O tansiyonu yükseltir. O hastalık sebebidir. Kaya tuzu? Kaya tuzuna geldiğimiz zaman kaya tuzu, kristal kaya tuzundan ben bahsediyorum. Kristal kaya tuzu. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Kristal kaya tuzu senelerce mağaralarda kirlenmeye maruz kalmamış, işleme maruz kalmamış, kayadan çıkarıldığı gibi sofrada öğütülen tuzdur. Pırıl pırıl parlaması lazımdır. İçinde katkı maddesi yoktur. Onda, siz öyle kristal kaya tuzunu buluyor musunuz? Var mı? Var tabii ki. Türkiye'de çok var. Mağaralarda çok var. Kırşehir'de, Çankırı'da 2000 yıllık bir mağara var. Kırşehir'de 7000 yıllık bir mağara var. Bütün Avrupa'da, bütün Türkiye'de var. Bunlar zaten senelerce bunlar kullanılıyordu sağlıklı diye. Bunlar senelerce kullanıldı. Yani bu rafine tuz çıkmadan önce, rafinasyon olayı çıkmadan önce kristal kaya tuzu yemekleri korumada kullanıldı. Mikrobu önlemek için, bakterileri önlemek için kullanıldı. Tuz tansiyonu yükseltmez diyorsunuz ama bahsettiğiniz tuz evet, kristal işte bakın, kaya tuzu mu? Evet. Kristal kaya tuzu. Normal tuzdan bahsetmiyorsunuz herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Bakın 2016'nın 21 Mayıs'ında 2016'nın 21 Mayıs'ında yayınlanmış. Bakın. Bunu görün. Ezbere konuşuyor. Nereden yayınlanmış hocam? İşte bir çalışma. Çalışma bir tıp mecmuasında, beslenme mecmuasında yayınlanmış. Diyor ki efendim, tuz alımı azaltılırsa, az olursa ölüm, felç, kalp krizini artırır. Düşük tuz. Az tuzlu yemek. Evet. Tuzu kesmek. Evet. Ama sizin bahsettiğiniz normal bu rafine tuzlardan bahsetmiyorsunuz. Onlar da hemfikirsiniz yani. Dolayısıyla kristal kaya tuzundan bahsediyorsunuz. Kristal kaya tuzu. Çünkü vücudumuz tuzdan yapılmıştır. Dedik ya %60'ı. Hatta az hücrelerimizin önce biraz... içi. Biraz normal günlük içtiğim suyun içerisine de biraz koyup öyle içiyorum evet, dediniz. Kristal kaya tuzunu. Evet. Çünkü kristal kaya tuzunun yapısı şöyledir. Sodyum klorür var. Sodyum 30 civarında, %30 civarındadır. Klorür %60 civarındadır. Gerisi de 84 tane mineral vardır. Hani minerali nereden alacağız diyorsunuz ya. Evet hocam. 84 mineral. Bu 84 mineral birlikte sodyum klorürün vücutta iyi kullanımını sağlar. Bütün hücrelerimizin, beynimizin, gözümüzün çalışmasını sağlar. Peki bir şey göstereceğim. Lütfen size gösterin. Ups, önemli değil. Bakın, şimdi ben İngiltere'de kalp ihtisasımı yaptım. Evet hocam. İngiltere'de kalp hastalarına hala da veriliyor. Low salt diye. Böyle bir salt tuz veriliyor, sağlıklıdır diye. Ve burada şurada yazıyor. %66 azaltılmıştır sodyum klorür diye. Ama bu rafinedir. Bu hala veriliyor, en sağlıklı. Bakın alıp bakın. Bakayım hocam. Burada da evet. Evet. İzleyicilere de gösterelim şöyle. Evet. Görüyor musun Cavit? İşte. Peki bir yani kişinin... %33 sodyum sağlıklıdır diye kalp hastalarına veriliyor. Tansiyonu yükseltmiyor. Bir kişinin günlük tuz ihtiyacı ne kadardır? Bir kişinin günlük tuz ihtiyacı o kişiye göre değişir. Yaza göre değişir, kışa göre değişir, spor yapmanıza göre değişir. Ama şimdi
3 gramla 6 gram arasında gram diyoruz. Kullanılabilir. Ama kristal kaya tuzu olacak. Tamam hocam. Rüzgar çıktı yine tabii. Bodrum'da güzel bir rüzgar var. Çok güzel rüzgar. Kağıtlarımız uçuyor ama serinliyoruz ama. Evet. Evet. Peki. Olabilir. Yani onun için ne kadar miktarını konuşuyorduk. Spor yapıyorsa daha mı fazla tuz? Tabii ki sporcuların dedik ya demin de konuştuk. Terleyince terde tuz gidiyor dışarı. Terde tuz gidiyor. Onun için hassiz oluyoruz, şey oluyoruz. Atletlerin yeterli tuz alması gerekiyor. Sporcuların şeylerin yeterli tuz alması gerekiyor. Yalnız bir daha söylüyorum. Kristal kaya tuzundan bahsediyoruz. Sofra tuzundan bahsetmiyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir, tansiyonu yükseltir. Kitapta onları açıklıyorum. Hakikaten mesela Japonya'da veya kuzey ülkelerinde çok tuz tüketiliyor. Ama orada tansiyon yüksekliği ve kalp krizi çok az. Başka sebepler de var tabii. Mesela Japonya'da şeker yok. Şeker kullanılmaz. Japonya'da ekmek de kullanılmaz efendim. Hocam yine merak edilen işte birçok farklı beslenme şekilleri var. İşte alkali diyet, ondan biraz bahsettiniz. Raw food denen işte gıdalar pişirilmeden, belli bir işlemden geçmeden tüketilen diyetler var. Paleo diyeti var, aralıklı oruç diyeti gibi birçok farklı yöntemler var. Bu beslenme yöntemleri var. Siz bu beslenme yöntemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bu beslenme yöntemleriyle hiçbir şey düşünmüyorum. Gayet basit. 2 artı 2 eşittir 4 diyorum. Peki. Doğal olarak, bozulmamış olarak, pakete girmemiş olarak, tamam. Canınız ne istiyorsa doyuncaya kadar yiyin diyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Yok canım, güzel bir şey söylüyorsunuz da. Şimdi alkali diyet neden peki zarar şeydir? Siz ona karşısınız alkali diyeti. Nedir alkali diyet? Diye bir şey olmaz. Tamamen ticari. Ticari midir? Tabii ki. Çünkü vücut öyle bir programlanmıştır ki akciğerlerimiz ve enzimlerimiz, vücut zaten alkali ve asit dengesini ayarlayacak tempo şey termostat var vücudumuzda. Yani alkali yiyeceğim diye, bu bir. İkincisi limon suyu için diyoruz. Evet. Sirkeli su için diyoruz. Sirke o zaten alkali. Zaten yediğiniz, karatay yediğiniz zaman bunlar giriyor vücuda. Asit yapan şeker, vücudu asit yapan ekmek, vücudu asit yapan makarna, börek, tost. Bitti. Anlatabildim mi derdimi? Peki, biraz da bayramları konuşacağım. İki şeye var, gıda şey daha soracağım. Yeşil çay, o tür çaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ne kadar tüketilmesi lazım? Bütün çaylar doğal olduğu sürece sağlıklıdır. Bunun miktarı nedir çayların örneğin? Yani bunu işte... Yanınız ne kadar isterse. Fazlası 3-4 ya da 5 bardaktan, şimdi, fincandan fazlasının zararlı şöyle, olduğunu söyleyenler de var. Neye o kadar zararlı? Da canımız... Hayır, ne? Ha, ben soruyorum, bilmiyorum ben yani. Ben de soruyorum zararlı olan söyleyenlere. Araştırma yapmışlar mı? Hani bana soruyorlar ya. Neye dayanarak zararlı diyorlar? Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Yeşil çayda da, bildiğimiz bizim siyah çayda da, bildiğimiz çayda da kafein fazladır. Geç vakit içtiğiniz zaman özellikle yaşlılarda uykuyu kaçırır. Ona dikkat edin. Ne zararı olacak? Soda. Soda ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Soda dediğiniz nedir? Soda ne? Nedir? Yani mineral su ben öneriyorum. Yani mineral su demek, kristal kaya tuzlu su demek. Normal kristal kaya tuzunu suya koysunlar, onu içsinler. Aynı şey. Başka, yani soda için... Sodada şekerler oluyor. Katkılı maddeler oluyor. Yok efendim aroma katılıyor. Yok işte limonluydu bilmem neydi. Aroma falan. Katılmamış olsa bile normal bir soda, sade bir soda. Şekerliyse şeker katılıyor gibi geliyor bana, evet. Sade olsa bile. Evet. Şeker var diyorsunuz. Var diyorum, evet. Peki. Olabilir diyorum. Kesin demiyorum. Dikkat edeceğiz diyorum. Peki hocam, birçok şeyi konuştuk. Biraz da işte bayramla ilgili konuşalım. Gerçi besinlerle ilgili konuştuk ama şöyle devam edelim. Canan Karatay neden bu kadar popüler? Niye bu kadar ilgi gördüğünüzü düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Halkın yüreğine değindim de ondan. Çünkü şöyle. Çünkü normal beslenme senelerce yağ yemeyin, tuz yemeyin, yumurta yemeyin, kırmızı et yemeyin. Herkesin esas besini yasaklandı. Senelerce. Bir de Karatay diye birisi çıktı. Bunlar sağlıklıdır dedi. Herkes of be dedi. Şimdiye kadar şeymişizdi. Şimdi ben yani onun için ben düşünüyorum.
Bir de yani halkla iç içeyim. Anadolu kadınıyım. Kendi yiyeceklerimizi, kendi yaşadığım şekilde, beslendiğimiz şekilde, büyüklerimizin şekillendiği şekilde sağlıklı olduğumuz şeyleri anlatıyorum. Şimdi Kurban Bayramı'dayız. Mesela kurban kesilirdi. Babam hayvanın kuyruğunu, biz Elazığlıyız, kakırdak denir. Hı hı. O kavrulur, onu yerdik biz. Yani yok yemeyeceksin. Çünkü kesil olarak şu dokunuyor, yumurta. Bakın yumurta. Şimdi güçlükli. İşte yeni bir çalışma. Tuzdan çok şeker daha tehlikeli diyor. Bakın. Kan şekeri için. Şeker tehlikeli. Hocam çocukken aileniz, evinizde nasıl bir beslenme, yeme alışkanlığı vardı? Ya yani annenizin size hiç şeker vermediğini biliyoruz ama. Tabii ki. Babam şeker hastasıydı. Hı. Niçin babam? Bütün aile şeker. Yani bizim jenerasyondan başka, annemden başka, babam, dedem vesaire, amcam. Hı hı. Çünkü Elazığ'dan Han köyü var. Han köyünden işte bağlardan üzüm gelir. O üzümler böyle tepsi halinde yenirdi. Hı hı. Annem de fizik öğretmeni Elazığ Lisesi'nde. Hepsi nur içinde yatsınlar tabii. Allah rahmet eylesin. Evet, hepimizinkilerini işte şu olarak. Annem babama insülin iğnesini yapar, bir sofraya otururduk. Biz öyle büyüdük. Ama bize şeker vermedi. Biz çayı kahveyi şekersiz içtik hayatımız boyunca. Bir de daha da lezzetli olduğunu gördük. Şeker kahveye koyduğunuz zaman, şeker çaya koyduğunuz zaman onun şeker tadını alıyorsunuz. Sıcak sıvı şeker oluyor. Baklava yemez misiniz mesela? Ben baklava yerim. Bayramdan bayrama bayramı bekliyorum. Bayramdan bayrama bir dilim yerim. Onu her zaman söylüyorum. İyi kaliteli bir baklava olacak. Gaziantep baklavası. Hiç kötü beslendiğiniz, sağlıksız gıdalar tükettiğiniz, hep böyle fit miydiniz? Kilolu olduğunuz dönem olmadı mı hiç? Amerika'ya ilk gittiğimizde biraz kilo aldım. Hı hı. Ama ondan sonra işte o ilk devrede, yerleşme devrinde, adaptasyon devrinde kilo aldım. Evet. Hı hı. Şu olarak. Sonra Türkiye'ye geldiğimde de kilo aldım. Türkiye'ye geldik. Tabii ekmeği özlemişiz. Amerika'daki ekmek ekmek değil. Türkiye'deki ekmek de eski ekmek sanıyoruz. Biz ekmeğe saldırdık. Yıl kaç hocam? Ne zaman gelmiştiniz? 95. 95. Hop, eline büyüdük. Ondan sonra dedik ki ekmekte çok tuz var. Tuzsuz ekmek. Bir ara tuzsuz ekmek modası vardı. Hı hı. Tuzsuz ekmek aldık. Ondan sonra o da fayda etmedi. Sonra yavaş yavaş ekmeği falan kestik. Ondan sonra zaten hareket falan başlayınca kilo gitti. Evet. Yok, kilolu devrim vardı tabii. Hı hı. Çok mu kiloluydunuz? Yani sonra nasıl bir... Yok, çok kilolu değildim. Hı hı. Beden 54'ten 42'ye indi. Hı. Epey bir çıkmışsınız, 54 sonra 42. Evet, evet. Evet. İşte yürüyüşler vesaireler falan filan, evet. Hı hı. Bayramlar sizin için ne ifade ediyor? Hiç anınız var mı? Bayramlarla ilgili neler söylersiniz? İzleyicilerimiz bayram bugün de. Tabii bayramlar ailelerin bir araya geldiği. İşte çocukların büyükleri ziyaret ettiği şeyler o eskidendi. Şimdi bayram demek tatil demek. Herkes tabii çok ağır çalışıyor. Evet. Yani iki gün çalışmamak bile insana büyük bir yenileme veriyor, dinlenme veriyor. Hı hı. Şey olabilir. Ama eskiden işte büyüklere giderdik. Halalarımız şeyler. Şimdi bizim yaş ilerledi. Büyük kalmadı. Şey olarak, size olarak geliyorlardır. Evet. Çocuğunuz tabii yurt dışında yaşıyor. Evet, şey olarak. Ama gelenler olduğunuz var, akrabalar var, komşular var. Görüşüyoruz, hı hı, şey yapıyoruz. İşte babam en büyüklerden de, ailen en büyüğüydü. Babama gelirlerdi. Biz işte amca, hala, hepsi rahmetli oldu tabii. Allah onlara olsun. Giderdik, hepsine şey yapardık. Onları hatırlıyorum. Hı hı. Ondan sonra işte elbise dikilirdi o zaman. Pabuç alınırdı. Ondan sonra benim saçlarım uzundu. Uzun muydu? Annem örerdi. Ondan sonra yaramazdım ben. Yaramazlık yapınca yarın saçını örmeyeceğim diye bana terör yapardı. Ödüm kopardı. Bayramda saçım örülmeyecek diye onu hatırlıyorum. Yaramaz bir çocuktunuz yani. Yaramazdım. Güzel. Peki hocam, az önce dediniz ya işte şeyi konuştuk, vücudu konuştuk, nasıl beslenmek gerekir onu konuştuk, biraz geçmişe döndük, biraz eskiyi konuştuk. Az önce size dediniz ki ruhu da beslemek lazım, işte şarkı söyleyin dediniz. Şarkı çok önemli. Tıp korosunda yer aldığınızı biliyorum. Sizden bir türkü ya da şarkı
şu bayram gününde dinlemek çok keyifli olurdu. Ne dersiniz? Benim sesim Kargazak sesi. Olur mu canım? Mutlaka. Ya korodaymışsınız hocam. Koroda olsun. Söyledim. Tabii tıp korosunda. Mesela en sevdiğiniz türkü ya da şarkı var mı? Çok var tabii de. Hmm. Şimdi şarkı söylemeyeyim. Söyleyin hocam. Türk sanat müziği mi özellikle ilgi alanınız? Hepsi. Türkü de var. Hmm. Bir türkü söyleyelim. Ben çok severim türkü. Hangi türküyü seviyorsunuz? Siz bir şey... Ama sizin bildiğinizi bilmiyorum. Siz bir tercih edin. Elazığ türküsü olabilir. Elazığ türküsü olabilir. Çok da güzeldir Elazığ türküleri. Elazığ türküleri tabii çok güzeldir. Hı hı. Siz seçin. Söyleyebilirim. Söyleyin bir hocam. Bir düşüneyim bakayım. Birdenbire böyle söyleyince. Tabii hocam düşünürken biz de şöyle yapalım. Siz düşünürken ben de teşekkürlerimi edeyim. Sizin o güzel sesinizle kapatırım. Ay güzel eminim, sesi değil mi? Hocam tıp korosunda yer almışsınız. Eminim benden daha güzeldir. Yok estağfurullah. Şimdi ben bu yayını gerçekleştirdik. Bodrum'dan gerçekleştirdik. Hocam da başladı biraz tabii mırıldanmaya. Xanadu Island Otel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hem buradaki yöneticilere, personele bize çok güzel ağırladılar. Çok teşekkürler. Hocam da bizi bir anlamda konuk etti. Çok Bodrum'da ona konuk geldik ama merak edilen birçok soruyu sormaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz hocama yayına katıldığı için, değerli görüşleri için, yorumları için. Uzun soluklu bir yayın yaptık. Ekibime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da canlı başla çalıştılar. Hadi türküyle veda edelim. Fincanın etrafı yeşil, aman aman, aç kolun, kolların boynuma geçir. Aç kolun, kolların boynuma geçir. Serhoşum, dilim dolaşır aman aman. Serhoşum, dilim dolaşır aman aman. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. El ettin, kol ettin, mahvettin beni.